İlber Ortaylı ile Ersan Şen'e taş çıkartıyorum yani. Her gün her kanalda gezerim. İnsanlar birbirlerine karşı hiç bu kadar inansız, kendilerinden hiç bu kadar emin olmamıştı. Bunu kötü anlamda söylüyorum. Sokak röportajları, onları çok seviyorum. Bir kesim, bir kesimi haksız yere kazanç sağlamak, işte hükümetten yarar sağlamak şeklinde çok suçluyor. Ben mesela hiç suçlayamıyorum bu insanları. Türk ekranlarına, Meseleler programına hoş geldiniz. Ben Haluk Merç Bey. Bir bayram gecesinde birlikteyiz. Bu vesileyle herkesin bayramını kutluyorum. Bazı kelimeler sıralayacağım. Kıskanmak, yeraltı, masumiyet. Bunları herhangi bir duyduğunda bir arada Münferit birbiriyle alakası olmayan duygular ve olayları yerleri tarif eden sözcükler olarak görebilir ama Sanat severlerin duyduğunda aklına gelecek tek isim Zeki Demirkubuz olacaktır. Kendisi konuğum. Zeki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim geldiğiniz <laughs> için. Ben de teşekkür ederim. kısa bir girizgah yapayım. ben Zeki Bey'i programa davet ettim. Zeki Bey kabul etmedi. Israr ettim. Zeki Bey kabul etmedi. <laughs> Sonunda artık kabul edeyim de kurtulayım mı dedi bilmiyorum çocuktan. Ee, ama sağolsun e, geldi e, burada şu anda. E, kendisinin de çok sadık, e, çok farklı bir e, takipçi kitlesi var. E, onları da çok bekletmek istemiyorum. Hemen sormak isterim, e, Zeki Bey çok uzun zaman geçti sizin e, röportaj, son röportajınızın üstünden. Kor e, 2016'daydı. E, yeni filminiz hala izleyiciyle buluşmadığı için onu saymıyorum. Yıllardır çıkmıyorsunuz. Bir şeyler üretiyorsunuzdur mutlaka ama onları da paylaşmıyorsunuz. Bunun sebebi ne? Tamam. Önce kısa iki şey planlıyordum ama üç şey oldu. Birincisi bir iyi bayramlar dileyelim. En çok da işte bayram neyime diyen insanlara, depremzedelere sürü. Tamam. E, Bayramı buruk yaşayan insanlara diyelim. Evet, buruk bir bayram yaşıyoruz. Ee, i̇kincisi ilk dedik, dediklerin için biraz utandım ama şey nezaketin inceliğin her zaman bende bir karşılığı vardır. Hatta insan ilişkilerinde artık e, öyle bir hale geldi ki e, her şey diğer her şeyi yani gündelik e, dertlerimi çıkarlarımı şunu bunu bu nezaket ve inceliklerin arkasına ee, ve buna göre ayarlamaya çalışıyorum. Ee, yani madem öyle bir girizgah yaptın, yani bir senedir e, efendiliği, nezaketi, inceliği ve en önemlisi de şu Anadolu e, okumuş, yazmış Anadolu çocuğu e, duygusunu çok fazla hissettirdiğin için e, ben istedim en sonunda. E, ve Gayet de iyiydi. Dünkü e, ön görüşmede de bunu iyice e, emin oldum bundan. E, o yüzden ben de sana teşekkür ederim. E, üçüncüsü, üçüncüsünü unuttum şimdi. Neredesiniz? Ha evet. Ha tamam. E, bununla ilgiliydi. E, önce şu fragmanı e, bir şey yapayım. Tamam. Biraz e, güldüm fragmana. <laughs> tamam. Tabii ki anlıyorum yani televizyonların duyuruya ihtiyacı var, böyle şeylere ihtiyacı var. Ama şey, ee, ee, ne derler hani ilk sorun da onunla ilgili. Sus, yani bunca yıldır... Neden? Ne, neden? Evet. Önce şu gizemi bu, bir bozalım. Hey, hey. yani Böyle deyince o fragmandaki gibi sanki çok işte adam e, kaybolmuş bir yerlere gitmiş <laughs> ve uzaklara bakıyor e, gibi öyle gizemli bir hava oluşuyor. Hiç öyle değil. Yani e, Halı saha maçlarındaydım. Ondan sonra inanılmaz günde 20-25 kilometreyi bulan yürüyüşlerdeydim. Böyle fotoğraf çekiyordum. 20-25 kilometre? Evet, evet. Bunlar çok ee, normal rakamlar değil, değil. Değil, evet. Sırası gelince anlatırım. Bir sigarayı bırakma hikayem oldu 10 sene önce. Anladım. O benim hayatımı gerçekten mahvetti, değiştirdi eğer hani ilgini çekerse bir ara onu, onunla konuşuruz mutlaka çeker ee, çok yazdım inanılmaz yazdım yani çünkü özellikle o sigarayı bırakma sürecinden sonra baya çok tuhaf haller oldu yani içimde hiç tanımadığım yanlarım ortaya çıktı ee, inanılmaz büyük sorunlar yaşadım insanlarla hmm. ailemle e, hmm. filan eee Bambaşka şeyler oldu ama çok inatçı bir adam adamımdır. Geriye de dönmedim çünkü şunu fark ettim ki sigara benim her şeyimmiş gerçekten öyle. E, fakat 11 sene oldu. Sonra o böyle hayatımı çok tuhaf bir biçimde değiştirdi yani e, yeni disiplinler elde etmeme sağladı. E, bunun şeyiyle mesela e, çekilmeyeceğinden çok emin olduğum e, bir sürü senaryo yazdım, onlarca öykü yazdım, e, düşünce e, yazıları yazdım, e, bir sürü şey yazdım. Arada bir Twitter'a yazdım. E, bunlar oldu. E, bir iki tane bir iki kere film çekme girişimini de e, düşündüm ama vazgeçtim. Yani şu sinemayı... E, neden film çektiğim konusunu biraz daha böyle bir sorgulamak istedim. Çünkü gerçekten beni alt üst eden, beni mahveden bir iş bu. Ee, öyle böyle derken işte bir 6 sene geçti. Ama yine de bu son film hayat öncesi, hazırlığı, senaryo yazma aşamasıyla nereden baksanız bir 3-4 sene alıyor. Ee, i̇şte bir kısmı da onunla geçti. Eee... Yani sonuç olarak e, soruna dönecek olursak yani o kadar e, gizemli bir şey hikaye yoktu ortada. hikaye yok ortada hı hı. E, sokaktayım e, işte kahvedeyim dediğim gibi halı maçlarındayım. aşklarındayım e, beşiktaşla e, ilgileniyorum falan filan öyle işte ömür dediğin böyle bir şey zaten geçip gidiyor şeyin Dinobuz Adli'nin dediği gibi. Alışkanlıkların, e, gündelik ritüeller ve alışkanlıkların uyuşturucu etkisiyle bir bakmışsın 10 e, yıl geride kalmış, böyle zamanla geçip gidiyor. 8 yıl dediğin nedir ki diyorsunuz? Nedir ki yani? Hı. Ama e, şimdi bu 8 yılda e, siz böyle üç aşağı beş yukarı genel olarak neler yaptığınızı söylediniz. E, benim dışımdaki insanlar da muhtemelen e, gelin buyurun konuşun dedi. Bir sürü toplumsal olay oldu Hı -hı. aslında, ülkede de çokça şey oldu. Hı -hı. Bazı bilerek işte bazı filmlerinizi işte çekmekten vazgeçtiniz. Yani o arayı nasıl görüyorsunuz, nasıl açıklıyorsunuz? Toplumsal olarak nasıl görüyorsunuz? Bu dediğin önemli. Hani şey önemli. Evet yani bu arada gerçekten inanılmaz şey oldu. Her şeyden önce pandemi yani. Ben şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki yani Bugün e, bizi mahveden, bütün hayatımızı değiştiren şeyler, ertesi gün geçince e, unutulup gidiliyor. ve o günki e, saçma e, gündem neyse e, insanlar oradan e, sür, sürüyor. Ben öyle biri değilim. O nedenle e, bu dediğin e, önemli. Burada e, bunun nedeni şu, bunun iki nedeni var. Birincisi Türkiye'deki konuşma mecraları benim çok becerebileceğim şey değil zaten özne olmayı özne olmak beni çok geren bir şey yani insanların bakışları şunları bile beni ne derler iyi hissettirmeyen bir şey mesela şimdi bunu yaptık ve iki gündür heyecan içinde böyle düşünüyorum çünkü uzun yıllar sonra gerçekten ilk kez konuşacağız ama şimdi gideceğim gece başlayacak yine ya iyi mi yaptım niye gittin Böyle mi oldu böyle mi oldu falan diye Dolayısıyla en önemli sebebi bu yani bu mecraları bu mecralarda var olma işi çok benim her zaman yapabildiğim bir şey değil aslında bir parça gereklilik Aslında bir de şöyle bir yanı var işin bu mecralar bana iyi hissettirecek bana o hani yaşadıktan sonra yaptıktan sonra konuştuktan sonra gece bana kötü hissettirmeyecek mecralar şeyler olsa, bir duyguda olsa yani e, her şeyi çok pis şekilde sorguluyorum yani kendimi mahvedercesine sorguluyorum bu sorgularda beni huzursuz etmeyecek ölçüde olsa inanın İliber Ortaylı ile Ersan Şene taş çıkartırım yani her gün her kanalda gezerim ve herkeste de e, atışırım ve yarışırım. Çünkü çok düşünüyorum. Yani sabahlara kadar düşünüyorum kendi kendime. Bence konuşmanın en yüksek ve en güçlü hali insanın kendi kendiyle konuşması. Yani işte bunun en şahane ve en büyük örneği hatta en acılı örneği de işte Nietzsche'nin o yürüyüşler ve kendi kendiyle konuşması. Bu dünyanın en değerli konuşması ayrıca. Ama şimdi bırak böyle programları, bırak bu hani şeyleri. Ee, biliyorsun hani sen de bu kadar takip ettiğine göre biliyorsundur. Zaman zaman e, bu şeyler yetmeyince bu kendi kendinle konuşmalar Tweetler bazen, Evet. Tweet atıyorum. Ya bir de hani benim o kadar bana ait bir şey ki yani Elon Musk mıydı işte neyse o Twitter'ın sahipleri şeyler bana bir hak vermişler. Hesabımı almıştım. Bir de mavi tıkımı bile almışım. Hadi Bir şey söylüyorum. Bir sürü eleman, o atlıyor, o dur, bu dur falan. Ya insan, ya yani şimdi bunu bile yürütemezken, yani Twitter şeyini bile yürütemezken ve bir de bu konuda gerçekten çok bilgisiz bilgisizken, ki onun bazı ayrıntıları varmış, işte yoruma kapalı bilmem ne falan, <laughs> onları bile daha yeni öğrendim. E bunu bilgisizken şimdi diğer türlü kendini ifade etme şeyleri, alanlarında bu kadar çok kendini ifade etmeye çalışmak biraz zor. Yoksa inanın fikirleri, düşünceleri, fikirlerini boşverin. Düşüncesi olmayan biri değilim. Ee, i̇lk aklına gelenlerle değil. Bu Şurada şu söylediğim, şu sıradan şeyleri bile geceler boyunca e, her birini e, süzgeçlerden geçire geçire kendini var eden, gerçekleştiren bunu yapmaya çalışan bir insanım. Bu nedenle ee, sorun şey değil yani. Ee, benim böyle e, gizemli bir adam olmam, böyle kendimi şey yapmam ya da belli e, e, düşünceler uğruna böyle yapmam değil. E, bir gün e, ben ölmeden ya da yeteri kadar yaşlanmadan inşallah e, bazı mecralarda olur. E, çıkarım, söylerim. Ama en önemlisi dediğim gibi bu anksiyete konusunu ilk e, şeyden beri halledemedim ki hani e, o kadar ki e, zaten bu tip konularda kendimi sınama arzusu ya da işte böyle bir e, söyleşide falan çıkıp da işte kendini ifade etme e, cesaretini bulmamın nedeni de yani çok şey olsun diye kısaca anlatayım onu e, işte öğretmen okulunda, gören öğretmen okulunda okudum ben. Orada e, bir hoca çok üstüme gelmişti e, ve Orta iki değildi sanırım ve orta ikiye kadar bütün ilkokulu ve orta biri tek bir kere parmak kaldırmadan böyle arkalarda e, hiçbir kere söz almadan e, tamamlamıştım. Fakat bir tane e, böyle e, şey bir öğretmen yani öğretmen demeye şahit olan e, birisi çok üstüme geldi. Bir okuma parçasını Türkçe dersinde o kadar şeye o kadar utandırdık ki yani ondan korkma falan değil. Ama özne olma, korkum yüzünden. Ve e, onu okumaya çalışırken kekem oldum ben. E, i̇nanın hani bir yıl boyunca hiç konuşamadım. Bir arkadaşımla bile. Sonra başka şahane bir öğretmen, e, bir müzik öğretmenimiz bunu fark etti. Onun belli dersleriyle, ödevleriyle, yardımlarıyla yavaş yavaş halletmeye başladım. Ama o heyecanlandığım ve özne olduğum, olmak zorunda kaldığım durumlarda hep kendini tekrarlayan bir şeydir. Hala olur çok arada. Ee, ben de böyle bir karar vermiştim. İlk masumiyet zamanıydı galiba. Çıkmıyordum pek şeye. O zaman dedim ki ya bunu böyle bunu at bunu. Yani bunu şey yap bu kötü bir şey değil. Sonuçta düşüncelerini söylüyorsun. E, filan diyerek Böyle işte kendimce bir denge e, bulmaya çalışıyorum. İşte nitekim de e, bu programdayım Hı. evet. İlber Ortaylı ve Ersan Şen gibi de olabilirim diyorsun. Ama işte orada bir anksiyeteyi şey yapan sebepler var. Anksiyeteyi tetikleyen sebepler var. O ne? Onlar neler? Anlamadım. Anksiyeteyi tetikleyen sebepler var ki diyorsunuz ki benim de anlatacak şeylerim var. Yani anlatmaktan hani geri durduğum için değil. Hani ben de her gün olup bir şeyler anlatabiliyorum, söyleyebiliyorum ama belirli sebeplerle sizi geri o sebepleri merak ettim yani geri i̇şte durmanız en, en neti şey e, özne olma duygusuyla du duygusunu bir türlü tam anlamıyla halledemem e, halledememem ya yani bunu çok hissetmiyorsun bu kimliği, açıklıyorsunuz. bu Hı. şey kimliğini yani bir de kimlik üzerinden var oluş, bence dünyanın en korkunç şeylerinden biri en alçakça şeylerinden biri hatta ve ülkenin genel siyasi sosyal probleminin de bu olduğunu düşünüyorum. Böyle hani film çektim diye işte yönetmenim diye hani bir yerlerde sürekli şey yapmak zorunda da diyelim. Değilsiniz kesin. Bir de galiba en önemlisi şu söyleyeceğim. Ben kendimi dinlemeyi öğrendim ve istemediğim bir şeyi neye zorlanırsam zorlanayım kabul etmemeyi ve buna direnmeyi ve bunun bedelini ödemeyi çok iyi öğrendim. O yüzden bana mesela kimse hiçbir şey yaptıramaz. Yani hiçbir şekilde beni hiçbir arzumla hiçbir isteğimi şey yaparak e, kandıramazlar. E, bu konularda asla kendimi kandırmam. E, özetle şey diyelim yani istemiyorum diyelim. Anladım. Daha böyle şey e, şahane bir gider olsun hem. Tamam. Ben bunu daha böyle dışsal sebeplerini varmış gibi düşündüm yok, yok, de yok. o yüzden sonra yani hı. ya bir Peki bir de şunu ekleyebiliriz. Bu daha geri planda bir şey. yani Daha özel bir şey değil. Şimdi son zamanlarda özellikle bu Instagram'ın şeylerine çok bakıyorum. Böyle işimi bitirip de gece yatmadan önce inanılmaz bir şey bence. Ve bu ülkede daha yıllar önce biri bizi gözetliyor, gözetliyor diye bir Hatırlıyor. program vardı. Aha. Benim tek izlediğim yani iki üç tane program vardı. Birisi oydu. Birisi ne şimdi hatırlamadım bir şey daha vardı. Dün e, aklıma gelmişti. Bir de bu Instagram'ın bu TikTok falan değil de bu Instagram'ın hepsini güzel toparlıyor. Onlara bakıyorum böyle şeylerini. Bana verdiği şey de şu yani hepsi hayat hakkında yani hayatımız hakkında ve gündelik hayatımız hakkında. E, bu hayat duygusunu e, veriyor yani inanılmaz zekice şeyler görüyorum Hatta böyle yani böyle giderse yakında bu bizim Cemil Masfiln işsiz bile kalabilir yani inanılmaz şeyler çıkıyor yani bu sokakta ve gerçek e, olarak e, yaşanıyor bunlar şimdi oradan başlıyorum 40 yılda bir e, uzun zamandır bu teknik sebepler yüzünden Reklamlar yüzünden. Televizyonu da seyredemiyorum. <laughs> ee, bu Türkiye'de, Türkiye tam bir geçiş dönemi yaşıyor. Yani koskoca e, bir 50 yıllık, 40 yıllık bir gelenek bitti. Şimdi yepyeni. Bu internet filan, işte yayıncılıklar. Her şey değiştiği için e, bunlara hani adapte olmak bir de benim gibi tutucu biri için çok kolay değil. E, bir de bunlar eklenince ben böyle çok kenarda kaldım. Ama gördüğüm kadarıyla eee şöyle bir ortam oluştu ee, Türkiye kendin insanların kendinden emin olma Hatta bu kendinden emin olmayı bırakalım bunu çok böyle nobranlaşma, çok böyle ötekine dönük olarak faşizan şekilde yaşama şeyi çok büyüdü Özellikle de son yıllarda ee, şimdi herkes kendine o kadar inanıyor ki ve herkes kırtlağına kadar kendiyle o kadar dolu ki ben şimdi burada bırakalım böyle bir e, şeyi yönetmen ol yani film çeken bir adam olmayı bana her gece vahiy insan ve hatta bunun elinde e, elinde kanıtlarım da olsa çıksam e, bunları e, anlatsam bana kimin Kime inandıracağım şimdi böyle olunca bunun e, budala değilsen e, aptal değilsen yani söylediğin şeylerin en böyle e, samimi, en e, canlı, en kalbi şeylerin söylediğini, ya ben bunu söylüyorum ama bu nereye gidiyor? Demiyorsan e, o zaman e, bir şey söylemenin sebepleri baya cılızlaşıyor. E, bunu da inanın hani tamam hani senin nezaketimi inceliğin e, yıllardır ve geceler boyunca düşünen bir insanın psikolojik ihtiyacı diyelim olarak buradayım. Ama e, bu ihtiyaçtır da yani insanlarla konuşmak. Ama e, bu duygu gerçekten şimdi baş edilir gibi değil. Yani bu nedenle mesela e, ben gündelik hayatta kendini esirgeyen biri değilim. Yani otobüslere binerim, taksilere binerim, insanlarla kavga ederim, dövüşürüm, dayak yerim. E, bir sürü şey yaşıyorum. Yani onları bir şey olsan inanamazsın. Ama e, bu duygu, o az önce bahsettiğim şey, e, bizim hayatımızda hiç bu kadar güçlü olmamıştı. İnsanlar birbirlerine karşı hiç bu kadar inansız, kendilerinden hiç bu kadar emin olmamıştı. Bunu kötü anlamda söylüyorum. Ve hatta böyle son zamanlarda bilmiyorum hani böyle çok mu uzatıyorum ama hayır, hayır. bir şey aklıma geliyor bu konuda. Benim e, çocukken, yine o öğretmen okulunda okuduğum dönemde, e, bir de ben iki sene erken girdim bir de e, şeye. İlkokula erken başladım. Yani 9-10 yaşında falan olmam lazım. Bir sebepten, işte bazı sebeplerden dolayı. Bir de orada e, o okul o zamanlar öyle bir yerde. Bir de sosyalist oldum. <laughs> okulda. Sonra arada bir köye giderdim. Köyde benim bir Mehmet emmim vardı. Ee, tam emin dedi. De babamın eee Sparta'dayız. Isparta'da. Sparta'nın Yakavşar köyünde. Bu inanılmaz bir adamdı ve yıllarca bu adamı ben unutup gittim. Ama son yıllarda çok anımsıyorum. Şunun için anımsıyorum. Bu manzaraları görünce. Bu, önce şu, bu manzaralardan bir iki örnek vereyim. O Instagram'dan başladık ya söze yani anlatma sebebim buydu. Adam biz diyorum orada. Adam orada eee bir konuda fikrini söylüyor. Sokak röportajları. Onları çok seviyorum bu Sokak röportajları. Evet. Bir konuda fikrini söylüyor. Birisi şöyle geçiyor. Geçiyor ama ne duymuş olabilir ya? Saniyede gidiyor. Duyduğu bir kelimeyi o bir saniyede kodluyor, üretiyor. bir yere koyuyor, karar veriyor. Vatan haini diyor. PKK'lı diyor. Bilmem ne diyor. Şimdi bir tane, ya bu, bu nedir ya? Şimdi bir tanesi yine, e, hatta yani en komiklerinden biri, adam iyi kötü fikrini söylüyor. Yazık sonra valla inceledim bile o adamı, araştırdım bile. O şey diyor, Bunlar diyor işte vatan aynı diyor bilmem birilerine şey yapıyor. Ya da işte layıklık üzerine bir şeyler söyleyen adam var ya. <laughs> yanından biri geçiyor diyor ki ağzın kokuyor diyor. Ya sana ne? Sen niye din ilgili. Ya şimdi bunlar eskiden yoktu. Bunlar 1970'lerde, 80'lerde bakın 12 Eylül'de 12 Eylül'de bile e, o junta generaller, polis, güvenlik güçleri insanları o kadar kışkırtmasına rağmen e, bu konularda bir şey yapmak bile ihbarcılık, muhbirlik sayılırdı ve aşağılanan bir şeydi. Bu ülke ne zaman, e, ne ara bu kadar bu konuyu geliştirdi ve ülkenin yarısı diğerinin, diğer yarısı da diğerinin, diğer yarısının muhbiri ve ihbarcısı haline geldi. Bunlarla yetinmeyip sıradan faşizm, sokak faşizmi bu kadar şey... Ben Taksiye biniyorum. Haberler var. Bir konuda basitçe hani hiç kimseye saygısızlık etmeden falan bir şey söylüyorum. Bir bakıyorum taksici hallerden hallere giriyor, Allah. kuruluyor. Bilmem ne atıyorum işte e, şey şeyi, tuttuğu partinin ya da işte hükümetin şeyine ya da şey hiç önemli değil ama bak bu herkes için böyle. Türkiye'de yani inanılmaz bir hani bir makro iktidar var ama bir de mikro iktidarlar da en az onlar kadar zalim ve şey. Şimdi bu halde şimdi e, Mehmet de bunun bağlantısını e, na geleyim ve bunun yorumuna geleyim. Şeyde sözünüzü balla keseyim. Sohbet çok güzel gidiyor. Kısa bir reklam aramız var. Çok güzel bir sohbet. Çaylarımızı da tazelememiz gerekiyor. Çaylarımız tazelensin. Kısacık reklamımız verilsin. Sonra yine buradayız. Yeniden birlikteyiz. Zeki Bey'in sözünü kesmiştim. Özür dilerim Zeki Bey. Kendisine hatırlatayım da nerede kaldığımızı. Isparta'daydık en son. Mehmet Emmi vardı. Kendisi onu anlatıyordu. Buyurun. Evet. İşte bu televizyon gerçekleri böyle. Unutmuşum. Sonra yani. niye gelmiyorsunuz? Evet. Yok o kadar değil ama <laughs> tamam. Şimdi o anlattığım işte Instagram, sokak, işte bugünkü insan ilişkileri falan filan bu inansızlık herkesin birbirini düşman gibi görmeye başlaması, kimsenin kendinden başka hiçbir şeye inanmıyor hale gelmesinin karşılığı olarak Mehmet Emmim'den bahsediyordum. Bu adam Adalet Partili Demirel'i inanılmaz seven hatta onun bir hikayesini yazmıştım böyle şey Demirel e, zincir bozandayken böyle tereyağı merye alıp böyle o köyde hiç çıkmadığı köyden çıkıp ta ona e, işte peynir tereyağı götürmeye çalışan bir adam olarak onu e, yazmıştım bir dönem ama çok üstüne gitmedim bu hikayenin yani öyle bir adam tam bir e, Anadolu e, şeyin yani klasik Sağ Partili, hı hı. E, şey bir e, köylü bir insandı. E, böyle elleri tabii yani, hayatımda artık hiç kimse de bir, e, öyle bir nasır, nasır mı? görmüyorum. Bunun bir e, dekil orman diye bir e, tarlası vardı. Bütün hayatını, ömrünü orada harcayan bir adam. Böyle e, çok eski e, ve şey bir e, e, evde oturuyorlardı. Elektrik yok, e, su Dışarıdan e, taşınarak geliyor. Böyle bir ocak vardı, belki e, bilirsin onu. E, duvarın içinde bir ocak vardı, orada ateş vardı, o ateşle aydınlanırdı ev. E, i̇şte gaz lambalarıyla. Ben okulda o sosyalistliğin e, işte hani o yaşındayım hani sosyalistiz ya bir sürü şey öğreniyorsun, Böyle oradan kapıyorsun bafı. Köye gittiğim zaman. Bana sigara sarardı, ee, şey e, tabakadan verirdi falan. ben. Ben 9-10 yaşında başlamıştım sigaraya yani o yüzden az önce anlattığım şey yani sigarayı bıraktıktan sonra kez. o kadar altist olmamın nedeni de oydu işte o kadar erken başlamamdı. Bunu anlatırdım işte siz eziliyorsunuz, öyledir işte toprak o bu falan mülkiyet kamulaştırma böyle dinlerdi ben. Yani. Yani düşün yani 60-70 yaşında falan olmalıydı. Şimdi o zaman kavramı o kadar değişti ki yaşlılık gençlik. Ben 60 yaşına gelip saçı sakalı beyazlatınca şimdi o böyle nasıldı? Kaç yaşındaydı bilmiyorum ama yani en fazla 60 yaşında falan olmalıydı. Yani benim yaşlarımda olmalıydı. Ee, dinlerdi böyle gülerdi gözleri parlardı böyle kısık simsiyah böyle şey çocuk gibi gözleri vardı hiç unutmuyorum ve o yıllarda öldü zaten ona rağmen. Böyle dinler dinler benim o saçmalıklarımı, bu karalıklarımı Sonra derdi. Aferin lan kara çocuk derdi. Yani bu, bu şimdi ben bunu inanılmaz bir şey olarak hatırlıyorum. Neden inanılmaz bir şey olarak hatırlıyorum? Akşama kadar çapayla, kürekle, kazmayla elleri o hale gelecek kadar çalışan köylü adam torunu yaşındaki, 10 yaşındaki, 11 yaşındaki ukala çocuğun gelip hiç bilmediği şeyleri ukala ukala anlatmasını e, git lan hadi e, İş, sen ne yani. işin var bunlarla demeden inanılmaz bir anlayışla inanılmaz şeyler. Çünkü bunlar o köyün çocukları, kendi çocukları diğer çocuklar için o kadar sıra dışı bir şeydi ki bu çocuk memleket meseleleriyle ilgileniyor mu diye okuyordu artık. Bu çocuk Kişilik mi arıyordu? Bu çocuk bizim yapamadığımız ve düşünemediğimiz şeyleri mi e, yapmaya çalışıyor diye okuyordu. Bilmiyorum yani bunu düşünerek değil yapıyorsa da sezgileriyle yapıyordur. E, bunu yapardı. Bu çok yaygın bir davranıştı. Şimdi Mehmet Emin üzerinden anlattım ama bu genel bir davranıştı. İnsanlar o hükümet yanlısı, o AKP'li, bu CHP'li, o Alevi, o HDP'li filan. Bu nedir ya? Az önceki manzara çok vahim yani kötü. Şimdi yanından geç şu dinliyor. Sen şey misin yani ya, bu kurgu bilim filmlerinde robotlar falan var ya böyle insanlar. Ondan mısın sen? Ne ara duydun adamın dediğini de kodladın onun vatan aynı olduğuna karar verdin. Şimdi bu e, gidişat beni en çok durduruyor. Siyasi e, ben düşündüklerini, inandıklarını, e, bedeli neyse ödemekten korkmadan yapabilen ve geçmişte de yapmış bu konuda hapis yatmış, idamla yargılanmış başka şeyler yaşamış bir insanım. E, şimdi öyle bir gereksizlik duygusu geliyor ki insana. Çünkü şöyle düşünüyorsun savunduğun düşüncenin mesela savunduğun partinin mensupları yani bir anlamda arkadaşların bir aynı düşündüğün insanlar bile aynı tavır içerisinde. Bunun artık şeyi kalmadı. Yani iktidara muhalefeti. Dedim ya yani makro iktidar. Hiç olmazsa makro iktidarın e, bunu yapmasının bir şeyi var. Yani doğrudan çıkarları var. Hı hı. Elinde bir güç var. O gücü kaybetmek istemiyordur. Çıkarlarını kaybetmek istemiyordur. Ama mikro güçler e, ne ara bu hale geldi? Bir biraz akıl yürütelim. Mikro güçlerin buradaki şeyi ne? Yani muradı ne? Diye bir akıl yürütelim. Yani tamam. Ee, bırak bir muradı. Bir akıl bile yok ortada. Ee, en kötü anlamda bir çıkar duygusu bile yok. İnanılmaz bir akıl dışılık. Ee, onu da şöyle düşünüyorum. 20 sene Yaklaşık söylüyorum yani bu özellikle 20 sene bu işte kitle iletişim araçlarının işte cep telefonlarının arkasından internetin girişmesiyle bir şey oldu sanki yani sulara karıştırılmış bir şey karıştırılmış gibi etkisi olan bir şey oldu ee, arttı arttı bu yıllarda inanılmaz bir hisleri yaşanıyor yani orada da ne bir Murat var ne bir Akıl var ne bir Çıkar var yani Çıkar e, olsa gerçekten acımayacağım. Yani mesela daha hani açık bir gözlemimi söyleyeyim bir kesim bir kesimi işte haksız yere kazan sağlamak işte hükümetten yarar sağlamak şeklinde çok suçluyor. Ben mesela hiç suçlayamıyorum bu insanları. Bu insanların çünkü şeyinde bir çıkar var. Adam adam belki vasıfsız. Adam belki onu bile kendine fazla görüyor hayatta. Herifin ufku belki o kadar. O yüzden o verilen şeyi, yardımı, desteği, rüşveti, ne, ne derseniz deyin, alıyor. Bu sayede ne yapıyor? O adam hayatta kalıyor. Bu sayede yemek yiyor. Yani i̇htiyaçlarını karşılıyor. Az çok. Adamın zaten çok ihtiyacı da yok. Onu bir yere kadar anlıyorum. Ama bu genelin, yani bayağı tuzu kuru insanların, bayağı böyle ihtiyacı olmayan insanların, bu kadar... Ee, Hani bir ara bir süre öncesine kadar bu bahsettiğim dönemin e, egoları çok kışkırttığını, benlik duygusunu çok kışkırttığını ve burada bir sorun ortaya, psikolojik bir sorun ortaya, yani toplumsal anlamda psikolojik bir sorun ortaya çıktığını düşünüyordum. Fakat bu da değil. Bence, bence e, böyle akıl dışı bir histeri, çünkü yani bayağı aklıya adamlardım. 40 yılda bir televizyon seyredim. Şimdi isim vermeyeyim. Böyle kalıyorum adamın dediklerini falan yani duymam, anlamam çok zor. Çünkü söyleyiş şekli yüzündeki ifade, gözlerindeki ifade yani sanki bir şeylerden intikam mı alıyor, ne yapıyor ya yani anlaşılır gibi değil. Bu siyasete bakıyorsun öyle. Entelektüel mecralar böyle. Yani bunların toplamında ee, ben de böyle bir duygu oluyor yani korkuyorum yani benim burada ne işim var diyorum burada kime ne anlatabilirsin ki ve tabii ki e, bunun e, ikame edecek şeylerim var yani yalnızlık e, inanılmaz bir şey e, dolayısıyla olay böyle o hani bir tweet var ya meşhur ondaki hale dönüyo e, ben dönüyor. de onu yani. benim de aklıma o geldi konuyu oraya bağlayalım. Bu arada onu da benim aklıma sen soktun yani onu <laughs> e, Ama, sorsam olur mu diye e, bazı tweet yani belli ki e, yazdığınız bazı şeyler e, çok ciddi bir kesimin e, duygularına tercüman oluyor bu kadar dolaşımda olmasının bu kadar paylaşılmasının başka bir sebebi yok tabi orada sorulacak birden fazla soru var neden Şu, bu tweetleri sildiğinizi de soracağım. Önce şeyi hatırlatayım. Ee, Tweet'i e hatırlatayım. Ee, Demir Kubus şöyle demişti. Ee, takipçileri zaten hatırlayacak. Bu ülkeye ve bu hayata dair hiçbir şeyin... ...hiçbir zaman benim dilediğim gibi olmayacağını biliyor. Artık bundan acı duymuyorum. Sizin dilediğiniz... ...hayat... Hı. ...ve sizin dilediğiniz ülke... Nasıl bir yerdi? Çok basit bir yer. Öyle hiç. ben bu biri değilim yani. Şimdi kimse alınmasın buna ama öyle büyük hayallerim de hiçbir zaman olmadı. Gerçekten hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben o büyük ee, sofraların büyük şeylerin işte lüks elbiselerin, hayatın e, ötesinde basit olanın e, bir de böyle. Bunlar yani böyle çok dejener edildi böyle şeyler. Artık hı hı. insanlar. Söylerken de insan. Bu yüzden hı hı. seni seviyorum bile diyemiyor kimse kimseye. O kadar aşağılandı ki bu şeyler basit gerçekler. Ee, neyse ona da teslim olmayalım. Ee, söyleyelim. Ben basit olanın yani atıyorum işte öyle çok mükellef bir sofra. Hani bunu örnek olarak veriyorum. Yerine böyle bakkala, manava gidip böyle bir domates iki bir şey alıp da onu böyle kendin yapıp tertemiz olduğunu bilerek ama tertemiz ve bunu kendi paranla, kendi emeğinle bir gram çalmadan, hırsızlık yapmadan, insanlara minnet etmeden, yalakalık yapmadan alıp o yemeği yapıp onun e, bir tabağını yiyip bir tabağını da e, buzdolabına koyup ertesi gün gündüz ya akşam abi Dorat'ta yemek var hissiyasını da içine rahatlamasını falan çok iyi biliyorum. Sadece bu değil. Ee, böyle ufku, dar, e, işte bu e, ne derler, şey bir insan değilim. Yani bir sürü şeyde yaşadım. Ee, bu yönetmenlik beni inanılmaz şeylere de gösterdi. Dünyanın en güzel otellerinde de kaldım. Hı. Dünyanın en güzel şey yemeklerini de yedim falan. Bunlardan geriye kalandan bahsediyorum. Şimdi e, bu... Yüzden e, öyle hani e, çok dilediğim çok hayalini kurduğum falan bir şey yok. Çok basit ya. Yani işte az önce anlattıklarımın tersi. İncelik, zarafet işte yani e, niye ben hani 8 senedir e, geldi hani bir sürü şey yani şöyle yap. Niye işte senin şeyini bir sene içerisinde bana gıcık olmadan, benden nefret etmeden aynı incelikte. Dört e, kere beş kere ve söz verdiğin zamanda mesela ne dedik ne diyorduk işte ya 6 ay sonra bir konuşalım. 6 ay sonra hiç zerafet. Bu ya bundan bahsediyorum. Bunun bendeki sorumluluğundan bahsediyorum. Ben böylelikle hani yine gelmeyebilirdim. Ama sana karşı sorumlu olurdum. Sana karşı ya derdim bak bu arkadaşı ben hiç tanımıyorum. Ama bak böyle yani bunun, bu, bunun güveniyle eee gerçekleşen bir yaşamdan bahsediyorum. Bunun sokak halini düşün. O elemanın, şimdi o deminki örneğe döneyim. Hı hı. Şöyle dinleyip, abi arkadaş ne diyor deyip böyle gidip oradan rol çalmadan, ona hakaret etmeden onu dinleyip. Eğer öyle düşünmüyorsa ya ben de bir şey söyleyebilir miyim? Hani buradan duydum deyip başka bir şey söylemesi. Yani Az olanı paylaşmak da olabilir. Bu bir şey de olabilir. Yani ve bu ülke, bu ülke ee, inanın yani eskiden hiçbir zaman belli açılardan özellikle gül bahçesi değildi. inanılmaz vahşi hayatlarımız vardı. Ama aşağılarda böyle yoktu. Yani arkadaşlık arkadaşlık gibiydi. Dostluk dostluk gibiydi. Komşuluk tabii ki bakın ben bunları böyle şey çizmiyorum. inanılmaz korkunç şeyler de oluyordu bir bakıma. Ama şey değil. Bahsettiğim şey bu. Bunları yitirince bunlar bizi bayağı şey yaptı. E, bugünkü bu bahsettiğimiz panik, bu anksiyeteler, bu herkesin kötücüllüğünün kaynağı zaten bunlar. Bu değişim o kadar hızlı, o kadar vahşi şekilde gerçekleşiyor ki insanlar panik oldular. Biz zaten sorgulayan insanlar değiliz. Anlamaya çalışan insanlar değiliz. Bir şeyi sebepleriyle kavramaya çalışan insanlar diye her şeyin sonuçlarını yaşarız. Yani şeyi hatırlayın. Pandeminin ilk günü, ilk gün bakanın, sağlık bakanının ilk ölüyü açıkladığı günü hatırlayın. Yani ülke derin bir sessizlikti ve herkes o ilk ölüyor. Bu ülkede, bu ülkede her gün bir ton insan ölüyordu. Trafik kazasında, sokakta birbirini vurarak. Ama o başka bir şey. Şimdi bir buçuk sene ben hala aklım almıyor. Bir buçuk sene falandı galiba. Hala aklım almıyor. Bu nasıl evlere biz olduk bilmem ne olduk bir şey. Şimdi ya bir günde unutuldu. Deprem. Yani Türkiye tarihinin, insanlık tarihinin belki en büyük depremlerinden biri oldu. Bu kadar büyük aynı anda. Şimdi bunların hiçbir şey olamaz. İlk günlerde öyle şudur budur yani kimse kimseyi konuşturmuyordu bile ya. Çocukları bile susturuyorduk. Sonra ne oldu bir anda hani o depremin acısı mı geçti? Her şey iyileşti mi, güzelleşti mi? Ne oldu şimdi? Kimsenin umurunda değil. Yani bahsettiğim şey e, bunların tam tersi. Yani öyle dolayısıyla öyle büyük bir hayal değil, büyük bir şey değil. Fakat e, bunu aslında ne zamandır hatta böyle biraz e, dalga geçerek açıklamak istiyordum. Hatta bir tweet atarak bunu yapmak istiyordum ama e, madem şimdi aklıma geldi. Burada kısmet e, de oldu. Açıklayayım. Bir de hani bunları e, bunun teknik bir nedeni var. O tweeti silmemin e, ve şey olmasın. Bu sebeplerden dolayı yazmıştım. Bu anlattığım sebeplerden dolayı. Öyle büyük beklentilerle değil. Ama silmemin nedeni de şu oldu. Şimdi o genel o gezi dönemiydi, başka şeylerdi şuydu buydu. Yani inanılmaz böyle garip şeyler yaşıyorduk. Ben de böyle çok kendimi kötü ve zayıf hissettiğim bir dönemdi galiba. Fakat yine de öyle bir tweet yazacak kadar böyle umutsuz şey biri değilim ben yani gördüğünüz gibi yani son derece canlı biriyimdir ee, yaşamı bu kadar hani varoluşçulu e, şey yaşamama rağmen yaşamayı severim bana rağmen bir hayat sevincim var ben ne kadar düşüncelerimle pesimistsem ne kadar kötü olana karanlık olana ilgi duyuyorsam e, valla tanrı bana öyle bir e, şey kalp vermiş ki inanılmaz bir yaşama sevincim var çok şaşırıyorum buna ve zaten çok çelişiyorum da bu durumda. Dolayısıyla öyle bir şeyi de yazacak da hani biri değildim. Fakat o dönem şimdi çok iyi de hatırlamıyorum. Yeraltı filmini yapmıştım. Yeraltı filminden sonra yani o tabi belli bir şeylerin birikmesinin ardından biraz daha şimdi hem bu sayede şey konuşmuş oluruz. Biraz daha hani Soyut olandan daha pratik şeyleri konuşmuş oluruz. Ya o güne kadar mesela şöyle bir şey olmuştu. Yazgı diye bir film çektim. Hı hı. Mesela Masumiyet filminden sonra bana böyle kardeşim diyenler, böyle zeki, hiç tanımadığım insanlardan bahsediyorum falan. O Masumiyet filmi şöyle böyle deyip hani onun üzerinden bir hukukumuz, arkadaşlığımızın olduğu insanlar. Bunlar muhalif çevrelerden bahsediyorum. Hı hı. Yazgı filminden sonra bazıları yani isim versem inanamazsınız yani gerçekten inanamazsınız. Ya yani orada filmde e, avukat mesela şeyi e, elemanı o bizim tuhaf elemanı e, işte yargılanırken zaten hani bu ifade işkence altında alındı e, bunun önemi yok diyor çocukla diyor ki zaten onu o çocuk yapan o filmi çekmeye değer Gösteren o. Yok bana kimse işkence falan etmedi diyor. Ha bunu inanılmaz entelektüel ee, muhalif solcu bu, bu falan olan insanlar bunu inanılmaz şeyi karşıladılar. Tuhaf. E, sonra benim mesela faşist olduğuma dair ee, yazılar yazdılar. Başka şeyler oldu falan filan. Şimdi bu böyle birikti birikti. Bunlar ben de yer eder. Ben çabuk e, yaralanan biriyimdir. Yani yaralarıma teslim olmam ama e, yaralanırım. Yeraltı filminden sonra bu inanılmaz arttı. Ya kardeşim ben bir film çekiyorum. Ben fikrimi söylüyorum. Yani hani iktidarlar e, iktidarları işte fikir hürriyeti yok o bilmem diye. işte mikro iktidarın da karşılığı bu. Böyle Yardım ettiğim bazı insanlar dahil. Ee, Yeraltı için ne söylediler? Söyleme de değil. Ya o filmden sonra böyle bir garip bir şey oluştu. Böyle şimdi anlatmayacağım tabii ne olduğunu. Ee, ama o filmden sonra şey e, çok tuhaf e, şeyler yaşadım. ve Bunu da e, bizzat hani şey. Ne derler ee, böyle bu o, kimlikle bu e, şeyde insanlar tarafından bu e, çok kırıcı ve kötü geldi bana aslında bu tweet'i e, sonradan herkesin okuduğunun herkesin görmek istediğinin aksine e, o, sivil, o sebeplerle atmıştım sonra çok şaşırdım yani tweet acayip bir şey oldu böyle nasıl şey oldu? Sonra dedim ki ben burada bir sorun var. Ben bu tweet'i bu niyetle atmadım. Ama bir şey oluyor memlekette o tweet'i e şey yapıyorlar. Adam e, otobüste problem yaşıyor o tweet'i. E, ülkede bir şey oluyor, bir hükümet bir karar alıyor o tweet'i. Yani e, buna da açıkçası böyle hani içinden başka bir gerçeği bilip de o gerçeğin dışından böyle okunması, böyle şey yapması. Zaten bununla ilgili en başında anlattığım şeyler var. Yani, yani bir şey yapıp sonra gidip ee, işte kendimi kötü hissetme e, hissetmemden kaynaklı e, o da şöyle oluyor işte birikiyor birikiyor. Bir gün bir sinirleniyorum, hepsini silip atıyorum. Ondan sonra diyor diyorlar ya deli yine e, tweetleri e, silmiş. Yani onun hikayesi de aşağı yukarı böyle. Yani aslında bunlar biraz kişisel hikayeler. Yani çok insani, çok kendime dönük olarak yaptığım şey. Bir bakıyorsun okunuyor. Hani e, bambaşka okunuyor. Ama o okunmayı da anlayabiliyorum. Ama hani e, şeyde orada bir silme seçeneği de olduğu için e, belki de bazı şeylerden e, özümü bu şekilde alıyorum. Evet. E, Twitter ile ilgili sorularım bitmedi. Evet. Şunu söyleyeceğim. Geçirtmiş bu da ya. <laughs> Demiştim üzerine bir buçuk saat konuşabiliriz. Ben de birkaç yazı e, rastladım. Böyle pozitif. Hayır böyle olmaz. Bu ülke bir gün düzelecek. Şöyle olacak böyle ya, onu olacak onu diyen soracağım. bazı arkadaşların bayağı üşenmemişler. Döşemişler Benim pesimistlikle var. suçlayıp haklılar da kendilerince. Ama yani, anlattığınız şeyden aslında şu anda da bu konuyla ilgili farklı düşünmediğinizi çıkartıyorum ben. Onu sormuş olayım size. E, tam anlamadım bunu. Dilediğim e, hayat Hı. ve dilediğim ülkenin hiç zaten orada e, tweette de hiçbir zaman diye bir ifade var zaten aslında. Ya o Tekrar biraz sonra... e, şimdi bir şey yazarken yani şurada bile bir miktar var. Gördüğün gibi elimden geldiği kadar hani şey olmaya çalışıyorum ama yani işte evinden çıktığın zaman, sokağa çıktığın zaman hani biraz bazı şeyler mecburen değişiyor. O da yani Öyle bir şey yazarken hani insanlara biraz daha hani onu dikkat ediyorsun. Estetiz ediyorsun belki. falan Yani o yüzden biraz bence hani ben abartıldığını düşünüyorum yine de. Anladım. Yani böyle bir ülkede yaşadığımız için. Tamam mı? Yani şimdi devlet, hükümet insanlara iyi davransa yani yarı yarıya bölünmesek ya sen şursun ben şursun demese herkese böyle hani o vatandaşlık hukuku e, bir sağlam bir anayasa olsa, o anayasanın altında e, herkes e, eşit olsa, herkes kendini güvende hissetse, herkes şey olsa zaten bu kavgalar, bu dövüşler de bu vaziyete gelmez. O zaman da kimse hani böyle bir şeyi yazmaya da ihtiyaç duymaz. Şimdi e, böyle bir ülkede yaşadığımız için ve biz bir de yani toplumsal e, şey olarak çok zayıfladık yani bu bu toplum eskiden daha güçlüydü. Hani sorunlar karşısında, başka felaketler karşısında. Yani şimdi böyle yaşlı şey insanlar gibi konuşmak istemiyorum ama o 70'leri, 80'leri bu ülkede neler oluyordu? Yani mesela tarış ayaklanması diye bir olay vardı. Duydun evet, mu? Hatırlamazsın. Fasa olayları vardır. O olayları vardır. Neler oluyordu? Kimse kimseye böyle terörist bile de demiyordu. Yani ol oluyordu. Şimdi e, şeyler, bu dinamikler, bu dinamikler artık çok değişti ve ülke yani sokakta insanlar vuruluyordu, o oluyordu, bu oluyordu falan ama herkes bir şekilde yaşamına devam ediyordu işte. Yani yaşam şey oldu, e, e, bir yere gidiyordu insanların buna rağmen umutları vardı. Herkes buna geçer. Şimdi bir şey oldu. Yani. Bu anlamda o kadar kötü şeyler de olmuyor ama insanlar çok kırılganlaştı. Toplum az önce söylediğim gibi inanılmaz hassaslaştı. Büyük bir histeri midir nedir yani onu da ben anlamaya çalışıyorum. Bir şey geçiriyor. Dolayısıyla böyle bir olay oluyor. Herkes bir anda ya o tweet de yemin ediyorum bu niyetle yazmamıştım. Sanki bunların ifadesi haline geldi. Ya adam doktora gitmiş. Doktor bunu muayene etmemiş. E bu ülkeye dair hiçbir şeyin hiçbiri. <laughs> Şimdi yine hiç bir şey diyeceğim ama keseceksin yani. <laughs> Anladım ne demek istedim. O tweetle ilgili bir şey de fark ettim. Etkileşimlere baktığım zaman bu acı duymama meselesini de insanlar aslında merak ediyorlar ve ben de merak ediyorum. Şimdi bağlayacağım. Siz çok sağ olun işte benim size yaklaşımımla ilgili çok güzel, olmuş şeyler söylediniz. Bu aslında benim günlük hayatta eee Beni olumlayan bir şey değil. Karşımda bir büyüğümü bulmuşken bunu sorayım. Yani bu mizac aslında insanlar için. Hele ki ben işte medya sektöründeyim bir beş yıldır. Hani insanlar bu mizacı aslında söylerken hani böyle çok e, nasıl söyleyeyim? İşte Bayefendi mi kullanalım ifade olarak? Bayefensin derken aslında bunu şey olarak da kullanmıyorlar. İyi iyi bir şeymiş gibi değil. Yani bu olmaz yani. Sen, evet sen böyle yaşayamazsın. Sen böyle yaşayamazsın. Evet. Burada tutunamazsın. Seni kırarlar. <laughs> Aynen öyle. Ya da işte buna ihtiyacın yok. Evet, evet. Yani bu bu ifrit ediyor insanı. Evet. Yani bunun aksini ispat etmeye çalışıyorsunuz. İspat ediyorsunuz ama olay bittiğinde yine mutlu değilsiniz. Evet. Yani mutsuzsunuz. İnsanı fırlama, arsız olmaya e, e, a, a, zorluyorlar yani, değil Evet. Mi? E, hadi yapınca da yine şey yapmıyorsunuz ki. O sizi evet. mutlu etmiyor. Yani evet. tercih ettiğiniz bir şey değil. Burada acı duymama meselesi önemli. Yani burada sizden akıl alabilirim yani aslında. Ya yok estağfurullah ama yani o acı Yani şimdi benim gibi bir adamın öyle bir şey duymaması mümkün evet. mü yani? Yani Şimdi zaten e, bazı fırlamalar var. Sürekli abi nasıl acı duymuyorsun söyle. Bizde yani böyle a, arada bir baktığım zaman böyle rastlıyorum bunlar. Olur mu öyle şey? Yani bir defa hani. E, bu utanç verici bir şey yani kendini e, kendini bu kadar önemsemek kendini bu kadar imtiyazlı hale getirmek kendini bu kadar insanların kaderinden ayırmak hele benim gibi bir adamın asla yapamayacağı bir şey yani bu konuda inanılmaz örnekler de verebilirim ben e, benim için her şey söylenebilir yani. İyi şeyler söylenebilir. Kötü şeyler belki daha çok söylenebilir. Elif psikopat denilebilir, manyak denilebilir, şu denilebilir, kendini beğenmiş denilebilir. Ama ben mesela şu konuda kendimi o kadar iyi biliyorum ki imtiyazlık, kendini ayırmak bana dünyanın en aşağılık ve en alçakça şeylerinden biri geliyor. Hele bu yaşanan acılar konusunda. Ben e, şeyde, e, mesela hapishanede, şeyin ortasında, e, bunu bir sürü oradan arkadaşlarım hatırlarlar herhalde, bilmiyorum. E, tam böyle, yani çok özel bir dönemde o 12 Eylül hapishanesinden bahsediyoruz. Askeri hapishanesinden bahsediyoruz. E, ortasında ben inançlarımı yitirdim. Yani, Marksizmle hesaplaşmaya başladım. Lan dedim bu, bu mümkün değildi yani bir hani neyse o konulara çok girmeyeyim kimseyi de üzmek istemiyorum. Fakat e, idare bir taraftan inanılmaz şekilde böyle bağımsız koğuşlar açıyor. Şeye hani oradaki direnişi ki o direniş hayatımda gördüğüm en namuslu yani onur. Hani herkes siyasi diyor ama siyaset değil o. Direkt insanlık onurunu korumak için yapılan bir şeydi. Böyle Tek tip elbise giyilmiyor, e, komutanım denilmiyor, İşte bütün o baskılara falan karşı geliyoruz. E, 80 80'in 80 işte. Yok 80, 80 84 arası. Işte 80 84. Ve metr metris de mi? Metris de evet, metris bazı şeylerde. Bu anlattığım şey daha çok metris de oldu. Yani e, mesela bayramlarda açlık grevlerinde bayramlarda e, kebap filan kokuları yapıyorlar bilmem ne böyle şeyi ben e, ya işte yoruldum ben vazgeçtim diyen eee tutuklulara özel bölümler açıyorlar. Açık ziyaretler yapıyorlar. Baklavalarını, böreklerini aldırıyorlar filan. ben şimdi marksist e, olmadığımı söylüyordum. Yani yabancılaşmıştım o düşünceye ama orada o durumda iken bile kendi kaderimi, yanımdaki arkadaşlarımın, dostlarımın yıllardan beri beraber yüz yüze olduğumuz, göz göze baktığımız arkadaşlarımdan ayırmanın utanç verici olduğunu düşündüğümden çıkana kadar ben o şeye devam ettim. Yani o tavra, o tavra devam ettim. Onlarla beraber yine işkence gördüm. Ha ne yapıyordum mesela eğitim çalışmalarına katılmıyordum. Bana, beni ilgilendirmez diyordum. Bir de çocuktum da aslında. Ben falan ama asla kendi kaderimi onlarınkinden ayırmadım. Ben meseleyi şu anki toplumsal olarak da öyle görüyorum. Bu yüzden sürekli imtiyaz istemenin, kimlikler üzerinden kendini ayırmanın, ben şuyum ben buyum diyerek bir şey yapmanın, dünyanın en büyük alçaklıklarından biri olduğunu düşünmemin nedeni bu zaten. Şimdi böyle bir insan Nasıl acı duymayacak? Deprem olmuş. Yani ee, bilmem ne olmuş. Yani bir de uzun zamandır 10 senedir fotoğraf çekiyorum. Bir yerlere gidiyorum, Anadolu'ya gidiyorum, her gün falan böyle geceleri çıkıyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Neler görüyorum ya. Ya şimdi küçücük çocukların neler yaşadığını ve bir şey de yapamıyorsun. Bir şey hani yapsan acı azalır çünkü. Ee, en azından biraz böyle e, vicdanını Rahat rahatlatmış olursun. Ama şey de yapamıyorsun. E, o zaman nasıl acı duymayacaksın? O yüzden öyle bir şey tabii ki yok. Bu vesileyle bana ikide bir e, salça olup abi acı duymayı duymamayı nasıl becerdin diyen tipler de biraz e, şey dursun. Uzak dursun, uzak dursunlar. Evet. 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 Evet, tweet meselesini Uzattık aydınlatmış ama aydınlatmış olduk. Yok bence tweet meselesiyle ilgili bütün konuyu şey yapmış olduk, bütün konuyu çözmüş olduk. Depremi çok böyle. konuşuyorum değil mi bu arada? Ee, ya yani o kadar zamandır yoksunuz. Ee, bir senedir de gelin gelin demişim size. Ee, siz de sağlık. Yok bir de işte bu mesela sorunun da cevabı olmuştur. Yani öyle biri diyelim yani hani diyor ya şey. E, şair Nazım Hikmet konuşmayı şehvetle seven insanlar vardır ki diyor ya Hı. ama bu kadar böyle olmasına rağmen mesela geçen sene miydi 27 gün kimseyle konuşmadım mesela 27 gün sonra biriyle konuşurken konuşmayı unutmuşum yemin ediyorum böyle dilim falan dolaştı saçmaladım falan yani belki onun etkisi belki şey ama Asla öyle hani ilk başta sorduğun gibi böyle gizemli şey sebepler değil. Yani ama insan gerçekten neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, neyin kendisine ait olduğunu, olmadığını, neyin kendisinin neye ait olduğunu bunları bilmeli ve sorgulamalı. Ve bunlara karşı bir mesafe, bir tavır oluşturabilmeli. Evet. Şeyi depremi siz ara ara şey yaptınız konuşmanızda. Arar ara ifade ettiniz. Onu da bir yani onu ayrı bir paranteze açalım. Onu ya bir, bir bir şey yaşadık biz. Çok acayip bir şey yaşadık. Size de yazdım yani ben sizinle ilgili okuma yaparken size çalışırken falan aklım bir şekilde hep depreme de sizin cezaevindeki eviniz evinde geçirdiğiniz zamanları okurken hani orada bir beşeri bir sebeple siz özgürlüğünüzden alıkolunuyorsunuz. Bu insanlar bir gece Herhangi bir sebep de yokken ee, yaşadıkları yerin altında özgürlüklerinden alıkonuldular. Bir kısmı oradan çıkabildi, bir kısmı altında kaldı. Biz ne yaşadık? Valla ne ya bu değil? hani bilmiyorum hani şey bu çok konuşabileceğimiz bir şey de değil. Yani ne yapacaksın? Yani e, belki iki üç şey söyleyebilirim. Yani o gün onun e, duygusuyla acısıyla hani böyle aklıma gelen. Öyle kendi kendime sayıkladığım şeyler. Hani bu kader hani bunu şeye. Hani şimdi çok kızabilirler bana kader ama sağlam evler yapmak da irade. Yani şimdi bu bilmiyoruz nereden geliyor bunun kaynağı ne oluyor. Ama iyi evler yapacaksın bu teknik bir konu. Şimdi bu ben yani o yüzden çok fazla bir şey e, söyleyemeyeceğim. Bir de şunu ifade edebilirim belki. Ee, iyi bir devletin ee, sorumluluğunu yerine getiren ee, bir devletin şimdi depremzedeleri, depremden zarar görmüş insanları bir kenara bırakıyorum. Diğer insanlara da kendini bu kadar suçlu hissettirmemesi gerekiyor. Ben ee, neden suçluluk içinde kıvranıyorum? Bir şey olmuş benim bunda hiçbir suçum yok ki. Ben duyarsız bir insan değilim. Ee, ülkesini sevmeyen, insanlarını sevmeyen, bunlara acımayan, bundan acı duymayan bir insan da değilim. Ama ben sürekli kendimi, ya insanlar kıvrandılar ya. Herkes kıvrandılar, herkes ne yapabilirim falan. Ve sonra zaten bunun insanla bu şey durumun insanlara yüklen, yüklenmesi bir süre sonra ters tepmeye neden oluyor. Çünkü insanlar kendileri kendi hayatlarını mı yaşayacak, kendi sorunlarını mı çözecek, onu hangi birine zaten bu ülke yoksul bir ülke bunu kabul edin yani öyle şeylerle olmuyor bu işler hani bir takım video şeyleriyle bu ülkeyi olduğundan daha farklı bu, bu ülke yoksul. her gün ben çıkıyorum özellikle Salı günleri giyiyorum şeyi kramponları falan şeye giderken Yürüyorum yani. Maçtan önce de yürüyorum bir 6-7 kilometre. Buradan Dikili Taş'a kadar ya da başka yerlere kadar. Nelerle kaçtım? Dilenciler, onlar sakatlar, sokakta yatanlar, o günleri. Yani zaten her, her gün suçluluk içinde yaşıyoruz. Deprem vergisi ödüyoruz, task ödüyoruz, o ödüyoruz, bu ödüyoruz, şunu ödüyoruz. Devletin buna göre şeyleri var. E, oluşumları var şeyleri var bunu bu kadar suçlu hissettirmeyin bakın ne oluyor dün Evvelsi şimdi okudum yani e, özellikle galiba Hatay'daydı ya insanlar paralarıyla su bulamadıklarını söylüyorlar marketten ya suya benim en büyük korkum bu arada yani susuz kalmak adam e, içecek Su bulamadığını parasıyla yani bu depremzede bu ya. Ne oldu bir anda hani her şey akıyordu, ediyordu. E şimdi ya halkın, insanların o suçluluk duygusuyla, o çaresizlikleri, çaresizlikle yapabileceği yardım budur. Yani bir de biz kimse kusura bakmasın ama böyle bir toplumuz. Bir şeyi bir kere yaparız. En erdemli şey bile olsa iki kere yaparız. Üçünde aman ben mi ilgileneceğim her şeyle deriz. İyi niyetle ya da kötü niyetle. Neden Almanya Almanya? Neden Japonya Japonya? Sebebi bu. İki ay önce Japonya'ya gittim. Ee, bir şey gördüm. Gö inanın gözlerim doldu ya. inanamadım ya. Sarı şapkalı çocuk olgusu diye bir şey var. Duydunuz mu hiç? Hayır. Şimdi ilkokul çocukları daha çok ya da işte anaokuluna giden çocukların bir kısmına ki bir kısmı dediğim çoğu aslında çocuklar sarı şapka takıyorlar. Anlamı şuymuş. Ve ilk önce öyle başlamış. Yani bu işler okul okul işleri başladığında bazı aileler çocuklarını okula gönderemiyorlar. Çalıştıkları için ya da başka sebeplerle. Ve e, bu da tabii tehlikeli bir şey. Korkuyorlar. Riskli bir şey. Hani şey mi olur falan filan diye. Sonra ee, artık kimin aklına geldiyse, kim yaptıysa e, bu durumdaki yani e, ailesiyle değil yalnız başına okula giden e, sokaklardan falan tek başına geçen ya da arkadaşlarıyla geçen çocuklara sarı şapka giydiriyorlar. Anlamı şu yani sebebi şu bakın bu çocuk ailesiyle değil tek başına okula gidiyor bunun sorumluluğu sizde bunun sorumluluğu toplumda, bunun sorumluluğu mahallede. Herkes bu çocuğa sahip çıksın, bu çocuğu korusun. Ve bu inanılmaz yaygınlaşıyor. Ve bir anda bakın basit bir şey değil mi bu? Bir anda bir çocuk bütün Japonya'nın, bütün Japon toplumunun çocuğu oluyor. Ya toplumsallık böyle olur, böyle bir şeydir. Yani şimdi öyle biz odur budur liberalizmdir sosyalizmdir cart, çurt şey şu bu devlet şunu yapıyor millet bunu yapmıyor yok bilmem ne de sen işte muhalefet gitti öbürü yani orası şey ya orası insanlar acı içinde tam anlattığın gibi bir gecede yani şimdi akşam Dostoyevski'nin çok güzel bir sözü vardır. Bir zamanlar tweetini da atmıştım. Şeyin suç ve ceza'da Marmeladov'un o şeyin düşkün adamın söylediği bir şey. Sarhoşken söylediği bir şey. Diyor ki beyim diyor akşam olunca diyor herkesin diyor gidecek bir evi olmalı diyor. E şimdi bu bu kadar hani normal koşullarda bile bu kadar acı ve önemli bir şey şeyken milyonlarca insan bir anda evsiz kaldı. E şimdi herkesi gidiyor orada bir gösteriler yapıyor, bir şeyler yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ama bunu bu, bu kadar ortada kalamaz. Bu bu kadar belirsiz olamaz. Hükümet diyor ki ben bunu yaptım. Cumhurbaşkanı gidiyor, açılış yaptım diyor. Bilmem ne büyükşehir belediye başkanı ya da muhalefetin lideri gidiyor. Biz şunu yapacağız diyor. Bunu yap. Bu bu kadar muğlak bir şey değil. Bu insanların sorunu net. Bu insanların sorunu net. Bu yıllarca işte bu halkın da asla ilgilenmediği 5 yıllık kalkınma planlarının, 10 yıllık kalkınma planlarının öngörüyle bir devletin, bir toplumun örgütlenmesiyle en başından beri yapılması gereken bir toplum. Tabii sen çalmışsın, çırpmışsın, çimento yöntemle yapmışsın yıllardır, denetlememişsin falan. E yani şimdi, şimdi benim üstüme yıkıyorsun bunu. Onun üstüne, senin üstüne yıkıyorsun. Hı. Beni niye eziyorsun ya? Ben şeyi bileyim yani. Ya benim bir devletim var, kurumlarım var. Onunla ilgili ben benim zaten hayatım kötü zaten. Yani benim hayatım çok sorunlu. Bir desen ekle mi? Bu, bu kadar basit bir şey. Ama işte bu ülkenin, bu ülke böyle bir ülke. İyi yanından düşünüyorum. Bunu Dostoyevski ile çok yakından ilgilendiğim dönemlerde Ruslar üzerine geliştirdiğim bir düşünce ve gözlemdi. Hep böyle hani mesela ya Almanları ve Japonları iyi anlamda örnek verdim ya, Hı. sonra bundan şüphe etmeye başladım. Japonlardan değil, Japonlar bence özel ulus yani onlardan hiçbir konuda asla şüphe etmem ama Alman aklından bazen şüphe ettiğim zamanlar oldu ulan dedim yani tamam Alman aklı her şeyi güzel yapıyorlar. İyi de ölümlü dünya yani. O da bir işe yaramıyor ki yani ölümün ve varoluşun e, karşısında yaptın etti ne oldu peki? Yani. Bunun karşılığında Rusların o kendi topuklarına sıkarak kendi kendilerini yok ederek var etme şeyleri o özellikle Dostoyevski kahramanlarında e, çok kendini gösteren şey benim ilgimi çekmeye başladı. Yani gerçekten dedim ya. Yani ölümün ve zamanın olduğu bir hayatta, bir dünyada, yaşamın doğasının bu şekilde olduğu bir şeyde e, çok iyi fabrikalar, arabalar yapsan, çok iyi yaşasan ne olacak? Yani çok iyi bir devletin olsa, yani az önceki söylediklerimizin tam tersi olsa ne olacak? Nasıl olsa hepsi bir. En sonunda taklayız yani şeyin Orhan abinin dediği gibi. O Orhan Gencebay değil. Bizim bir bakkal Orhan abi vardı. O öyle derdi. Evet. Hakikaten takviyiz. E o zaman yani evet yani şimdiki zamanda, şimdiki anda tabii ki bu iyi şeylerin bir değeri var. Ama geniş zamanda hiçbir değeri yok. Yani en sonunda e, sokakta yaşayan adamla, bilmem sarayda yaşayan adamla e, aynı kategoriye düşüyor. Evet. E, ölümün ve şeyin eşitliği e, kendini gösteriyor. O e, onu şey yaparken Rusları e, şey, e, bunu fark ettim. Hakikaten lan, bu adamlar bir şey yapıyorlar. Bir şey oluyor. Sonra mahvediyorlar kendilerini. Sonra bir kurtarıcı beklemeye başlıyorlar. Sonra gerçekten geliyor bir kurtarıcı. Deli Pedro geliyor. O geliyor. Bu geliyor. Lenin geliyor. En son işte Putin geldi. Yani 92'deki Rusya'yı düşün. Acaba biz de mi böyleyiz dedim. Yani. Biz de bu saçmalıklarla biz de bu ee, tuhaflıklarla mı e, kendimizi var ediyoruz? Acaba bizim sırrımız da burada mı diye. Fakat tabii yani evet bir entelektüel olarak e, felsefi olarak e, bunları düşünebilirsin ama pratikte tabii hiç öyle olmuyor. Çünkü pratikte sözü oradan başladık orada bitirelim. Pratikte şu anda o Antakya'da e, evsiz kalan ya da işte çadırda kalan insanın Su içmeye ihtiyacı var. Ee, tamam. Götüremiyoruz. Ama bir şekilde bu insanın madem parası var. En azından markete, bakkala gittiği zaman bu insan su bulabilmeli. Suyu bul bulabilmeli yani. Bir kaşık yemeği, suyu bulabilmeli. Zaman kazanabilmeli ki. Bu zaman değerli geçsin, çabuk geçsin. Mesela bir sene sonra bu insan bu yaşadıklarını hatırlamasın, unutur. Unutup şükreder hale gelsin. İyi bir devletin, iyi bir toplumun sorumlu dayanışmacı. Tırnak içinde tekrar söylüyorum çünkü hayranım o insanlara Japonların Japonlar gibi olmaya ihtiyacı var. Bunu yapmak zorundayız. ya yani Onun dışında ne yapabilirim ki yani çok üzülüyorum. Ne yapabilirim? Hatta üzülmemekle suçlanıyorum. Kim suçlu? Evet, tabii canım yani mesela şey diyor ki adam hiç bahsetmiyor. İşte bu konuda bir tweet atmıyor. Bir şey demiyor. Oluyor benim. Öyle bir şey de peydah oldu değil mi insanlara? Evet. Bir de öyle. Evet. Yani yapmadıklarınla Sen buna suçlanmak. Evet, buna niye cevap vermiyorsun? Buna evet. niye bir şey yapmıyorsun? Niye cevap vermiyorsun? Niye hassas? İşte bunlar bir ara bir söylemiştim ya, yani sıradan faşizm. Birisi büyük ihtimalle de kendi suçunu örtmek için kendi sahtekarlığını örtmek için atıyorum işte e, vatan sevgisi, millet sevgisi konusunda bağırıyor, çağırıyor. Geliyor sana, sen niye bağırmıyorsun? Bağırmak bir yaşam dili değildir. Çünkü herkes bağırdığında kimse kimseyi duymaz. Niye bağırttırıyorsun beni ya? Yani... E, Nasıl gidiyor değil mi? Yani konular birbirine... Ama daha nasıl, Ama daha nasıl anlatabilirsiniz iyilik, bilmiyorum. İyilik birbirini açmıyor yalnız. Kötülük birbirini açıyor. Korkunç olan da bu. Ya böyle benimle takılırsan böyle seni bile <laughs> bezdiririm yani karamsar. Estağfurullah. Siz adresi de gayet net ifade ettiniz. Mesleği de gayet net ifade ettiniz. Başka bir şeye geçebiliriz. Ee, evet bence de Merak geçelim. ettiği bir şeye geçelim. Hayat filminin çekimlerini tamamladınız. En son filmle ilgili şöyle bir bilgi dolaşıyor internette. 20 Ekim 2022 mi ya da 2022 mi? Bir sanki vizyona girecek, seyirciyle buluşacak gibi bir bilgi var. Hı hı. Şöyle evet aslında bunu bu konuda çok konuşmamak, milleti daha da bir, yani millet dediğim bir şu kader tayfayı ve biraz önce tanımladığın e, arkadaşları biraz daha kızdırmak istiyordum ama. Müritleriniz. Evet. E, yok yok. Öyle bir şey. Yok, ben, o benim <laughs> evet. şeyim. yani e, Şöyle ya e, ben bunu böyle, bunu da gizemli hale getirmek istemiyorum yani. Ama böyle ben de bilmiyorum mesela şu anda ne olacak. Çünkü e, işte bir, bir şeyi falan bu kadar fazla kafaya takıp e, sevdiğiniz zaman böyle bir saçma durum oluşuyor. Şimdi ben bilmiyorsam ne diyeceğim şimdi? E tamam e, çok uzadı. Yani iki seneyi, iki sene falan oldu yani. Çekimler biteli. Çekimler başladı. iki sene mi İki sene olacak. Ee, ama bir filmin şeyi var, özellikle de bu tip filmlerin zaten 14 ay kurgusu sürdü. Yani 12-14 ay kurgusu sürdü. Bunun postbu, yani bu tip filmler ne yazık ki öyle. Ama e, bu konuda hani abartmak istemediğimden dolayı bazı bilgiler vereyim o zaman. E, film epey bir zaman önce bitti aslında, yani daha geçen kasımda falan bitti. Ama bir filmi ee, bittikten sonra özellikle bu tip filmi hemen bir ay sonra vizyonu alıp e, sokamazsınız yani ben öyle hani ticari karşılığı olan herkesin böyle hani bu arkadaşlar e, bu e, tayfa dışında herkesin beklediği filmini merak ettiği biri değilim yani o o nedenle bu filmin e, kendini güçlü şekilde duyurması için önce e, festivallere büyük festivallere hı. Avrupa festivallerine göndermek lazım e, oralardan birine e, seçildiği zaman e, onun bir şeyi oluyor bir havası oluyor bir şeyi e, biraz hani bunu düşünerek Hani iyi ihtimalleri düşünerek böyle Mayıs Haziran'da falan e, olur mu acaba diyordum ama e, Berlin film Festivali Cannes film Festivali filmi almadı hı hı. E, Dolayısıyla şimdi zaten Berlin geçti Kanda Önümüzdeki günlerde. E, dolayısıyla orada olmadı. E şimdi ben de istiyorum bir an önce girip ben de öbür projelerime ya da başka bir şeye bakayım. E şimdi e, en erken Eylül'de Ekim'i bekleyeceğiz. Yani çünkü yazın <laughs> iyi bir haber veremedik. Yani e, şimdi bu göreceğiz, yüzden göreceğiz, bunu böyle hani şeyde yapmak yani. istemiyorum böyle. Çok insanlar e, e, böyle hani şeyi anlatır gibi de ben hani biraz Kibirli değilim ama hani gururlu bir insanım. Yani böyle cart bu PR işlerini falan şeylerini e, bilip de böyle şey yapamıyorum. Yani yapmak istediğim zaman bile yapamıyorum. Dolayısıyla durum bu. Hı hı. Ama e, şunu söyleyebilirim. E, 3 saat 15 dakikalık e, bana göre ve şimdiye kadar e, izleyen hem yerli hem yabancı e, yabancı derken Festival seçicileri değil, onlar e, sevmediler ki, almadılar herhalde. Ama bu post prodüksiyon sırasında falan Hı. E, inanılmaz beğeniyorlar. Benim filmografimi bilenler en iyi filmim olduğunu söylüyor. Ben de inanılmaz e, etkileniyorum. Arada bir bakıyorum falan. Çok emek verdim yani hem senaryo aşamasına, bir de zaten 20-25 senelik geçmişe dönük e, bir hikayesi olan bir filmdi. Böyle yani e, e, oyunculukları inanılmaz beğeniyorum. Bayağı iyi bir e, o, o, oyuncu kadrosu oldu. E, ne diyeyim şimdi başka? Yani e çok sürprizini kaçırmamak evet. için de sormuyorum aslında aklıma birkaç yok, yani geldi. sürpriz kim var? Hani, e, <laughs> hep aynı filmi çeken, hep e, aynı şeylere sayıklayan biriyim. Öyle büyük sürprizleri falan yok. Ama e, işte her film nedense. Yani aynı temaları, aynı hikayeleri, aynı meseleleri anlatmasına rağmen biri daha güçlü oluyor, biri daha yakın geliyor, biri daha uzak geliyor. Yani bu da onların en sonuncusu ve en büyüğü galiba. Sizin de yani bu röportajla ilgili, programla ilgili telefon konuşması yaparken çok beklemediğim bir ifadeniz oldu. Onu böyle konuşmak isterim bir. Ben işte işte siz sordunuz işte ben programı saatini gününü ben mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmasını önemsiyorum gibi bir cümle kurdum. Hani siz ben de önemsiyorum dediniz. Ben senden daha çok önemsiyorum. Ben ben mesela hiç öyle düşünmezdim. Evet sizinle ilgili. Ben yani. evet, hep böyle işte imajlarım <laughs> e, yanlış anlaşılmalara mahkum edilen e, biriyim. Neyse, bitir. Aslında burada bu kadardı. Yani bunu sizden duymuş olmak ben de önemsiyorum. Mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşsın. Bundan doğal ne olabilir? Çok ben bu doğrusu. filmi kendime mi yapıyorum? Evet. Öyle. Bazı tipler var, sinir oluyorlar bana şeyde, bu filmi bekleyenler. Nerede film? Turşusunu mu kurdun? Yiyor musun? Ne yapıyorsun? Falan inanılmaz komik şeyler. Yani turşusunu mu kuracağım gerçekten bunun? Ben, ben bunu insanlarla paylaşmak, hatta daha ötesini söyleyeyim. Yani kendimde olanı göstermek. Bakın ben ne kadar zeki bir adamım. Bende neler var. Ben ne kadar yetenekli bir adamım. Ben ne kadar cinnis bir adamım. Bunları göstermek için de çekiyor olabilirim bu filmleri. Bunun da şeyine yani yaşam dediğimiz şey, sosyallik dediğimiz şey yani e, biraz önce hani egzare ederek Hani konunun altını çizmek istedim yaşam dediğimiz şey böyle bir şey Tabii ki isterim yani istemez miyim e, fikirlerimi e, mümkün olduğu kadar çok insana e, anlatmak e, filmlerimi mümkün olduğu kadar çok insanın izlemesi sorun bu değil sorun şu yani Arzu ve istek olarak niyet olarak bunlarla hiçbir zaman hiçbir problemim olmadı benim ama Keşke o saçmalıklar, birçok saçmalık izleneceğine benim filmlerimi izlesin yani. En sıkıcısı bile bir şey söylemeye çalışıyor. Ama ama bu ilişkilerin kurulması buradaki tırnak içinde söylüyorum alışveriş, için hukuku, estetiği, ahlakı, zerafeti ben bazı şeyleri yapamam işte. Bir saattir anlatıyorum kendimi. Yani şunu yaparım, bunu yapamam diye. Bu da o yapamadıklarıma. Şimdi Nasıl şaklabanlık? Yani bir filmin izlenirliği, bir filmin şeyi ya da bir insanın dinletilebilirliği şaklabanlığa bağlıysa yani ve ben gururlu bir insansam nasıl şaklabanlık yapayım? Nasıl şebeklik yapayım yani? Dolayısıyla bu şey olsun. Ben kendimi kötü hissetmeyeyim. Eve gidince niye yaptın onu? Ee, ne işim var orada? şey gibi, yer altındaki Muharrem gibi, e, pişmanlıklar içerisinde kıvrandırmasın beni. Kötü hissettirmesin. Bu konuda e, bu ülkede, bu ülkede bunu benden daha çok isteyen çok az insan vardır. Hatta yoktur. Neden? Çünkü ben buna ömrümü verdim. Geceler boyunca herkes uyurken ben konuşuyorum. Hem de kimseyi bulamadığımda ki bulamıyorum genellikle kendimle konuşuyorum. Kendimle konuşuyorum. E, dolayısıyla bu projeleri nasıl duygularla yazıyorum, nasıl emekler veriyorum anlatamam. Mesela bu hayat daha işte 35 yıl olmuş ya, 35 yıl önce Merzifon'un e, bir köyünün e, bir yol kenarında bir bakkal kızla bakkal bekleyen bir kızla yaşadığım birkaç dakikalık bir durum. Ben bunu 35 yıl korumuşum bunu ya. 35 yılda insanlar gördükleri zulümleri unutuyorlar. Uğradıkları işkenceleri unutuyorlar. Yaşadıkları ihanetleri unutuyorlar. Ben bunu unutmamışım. 35 yıl taşımışım. O kız ne yapıyor acaba diye. İnsanlar yani, bunu izlemek... Yani e, o yüzden e, bu kadar emek verdiğim şeyleri, bu kadar düşündüğüm şeyleri, bu kadar e, süzdüğüm incelte incelte şey yaptığım şeyleri ben herkesten çok paylaşmak isterim. Ya bu da işte evinde sonunda işte senin gibi bir insana rastladığım için buradayım işte yani. Teşekkür ederim. Ama diyorsunuz ki yapamayacağım şeyler var. Yani bunu da böyle şey gibi ya, onu yapma. Öyle, öyle değil. O, o kadar da onları zaten söz konusu bile olamaz. Yani Hı. öyle. Paralar, çıkarlar, onlar, bunlar falan on, on, onları zaten geçen, onları hiç konuşmuyorum. Ben daha basit şeylerden bahsediyorum. En başında dedim ya ben istemediğim hiçbir şeyi yapmayı, yapmamayı öğrendim. İstemiyorum ya bu kadar basit. Arzularıma rağmen, deli gibi istememe rağmen bazı şeyleri. istemiyorum. Yani bu böyle olmalı. Yani ha, bir şey olur. Ee, çok değerli bir şey uğruna, kızım uğruna, çok sevdiğim bir insan uğruna, bazen istemediğin şeyleri falan yaparsın. Hani öyle istisnaları falan bir ama böyle bu konuda hani arzularımla ilgili e, isteklerimle ilgili e, bile olsa e, dünyanın en e, yakıcı e, arzusuna bile sahip olsam, bir şey istemiyorsam yapmam. Yani istemiyorsam tırnak içinde söylüyorum. Hı hı. Yani doğru bulmuyorsam, kendime yakıştırmıyorsam yapmam. Bu kadar basit. Zeki Bey ben sizinle ilgili çok gündelik çok basit şeyleri de çok merak ediyorum. E, filmden bahsetmişken filmlerden e, ve e, size ait bazı kişisel sorulardan e, devam etmek isterim. Size ait bir Netflix hesabı var mı? Girip dijital ortam, dijital mecrada bir şeyler izler misiniz? Ne bileyim. Nereden aklına geldi? Bu? <laughs> yani çünkü sizinle ilgili bir, e, Nereden beslendiğinizi, neler izlediğinizi, kaynaklarınızı bunları merak ediyorum. Yani son zamanlarda nelerden hangi... Her 40 hangi, uğrarsın ama öyle merak etme <laughs> Yine de duymak isterim. Peki, yani son anlatırım. zamanlarda neler izlediniz, neler beğendiniz bunları gerçekten çok merak ediyorum. Netflix hesabım yok. Ee, ama bir arkadaşım verdi kaçak şeyi o, oradan izliyorum. Sonuçta izliyorsunuz yani. Ama izlemiyorum. <laughs> yani e, ilk başlarda Roma'yı izleten adamlar şimdi bana hani şimdi isimlerini söylemeyeyim. Yani e, dolayısıyla hani o, o mecralarda pek bir şey izlemiyorum çünkü Hı. inanılmaz boşum. Hani teknik olarak hiçbir iş yapmıyorum. Zaten hani birkaç yılda bir film çekmek dışında. Hiçbir iş yapmıyorum. İşte de, biraz önce bahsettim. Yani fotoğraf çekiyorum, geziyorum, yürüyorum. E, haftada bu arada yani, halı sadeye geçtim ama ha, haftada 3 gün. Hatta bazı günler 4 gün oluyor. 5 gün üst üste oynadığım oynadığımda oldu. E, böyle çok basit bir gündelik hayatım var. da nasıl bir kondisyon kaldırabilir ki haftada 4 gün, 3 gün, 5 e, gün? oluyor. Yani e, azim çalışmakla e, e, sen emek verirsen o da sana e, vücut da sana karşılığını veriyor ve bu 38 sene hani sigara içtikten sonra e, olan bir şey. E, şimdi çok basit e, şeyler var ama bunlardan böyle hani dediğin gibi bir şeye ya da televizyon düzen televizyon böyle şeylere çok e, vaktimde olmuyor. E, bir de bunların üzerine özellikle de premierlik maçlarını koyarsak, özellikle bu sezon asla kaçırmıyorum. Nasıl yani, favori bir takımınız var mı? E, mesela bu sene e, oynadığı, yani onlara karşı özel bir duygum olmadığı için tabii hani şey olarak hep Liverpool'u, e, işte Fulham'ı e, seviyorum ama e, bunlar çok özel şeyler değil. O yüzden böyle en iyi oynayan yani iyi oynayanı, beni heyecanlandırana e, akıyor bir de şey e, gönlüm. Mesela bu sezon başında Brighton'ın şampiyon olmasını çok, çok hayal istedim. ettim, çok yani. istedim. Şimdi Arsenal e, iyi gidiyor, Arsenal e, olsun bence. Çünkü her şeyi hak ediyorlar. Eğer böyle beni alacak bir maç varsa, dünyanın en önemli işi olsun, hemen bırakır giderim. Çünkü futbolla bambaşka. Şimdi burada insanlara sıkmak e, istemiyorum. Futbolla bambaşka bir bağım var, hayallerimle başka şeylerle ilgili bana hissettirdikleri. Yani beni temizliyor. Gerçekten temizliyor. E, o yüzden diğer şeylere böyle düzenli bir film izleme alışkanlığım yok. Anladım. Çok arada bir e, film izliyorum. E, bazı arkadaşlarım işte özellikle de Halı sağ arkadaşlarımın e, tavsiye ettikleri tavsiye ediyorlar Böyle çok e, ilginç bir biçimde. var mı son zamanlarda yani gerçekten haluk izle diyeceğiniz bir şey yani izlemediyseniz de ya da gerçekten ya şu beğendim şeyi, ya bunu. E, çok beğendim ya filmin ismi yabancı olduğu için e, şimdi e, şey yapamadım bu e, Colin Colin Farrell'ın oynadığı o iki e, arkadaşın hikayesi e, oldu. İrlanda'da geçen evet İrlanda'da geçen bana çok iniş e, iniş temiz ve Mesele ettiği şey ve hikayesi itibariyle yani zaman zaman falan dedim ama çok etkilendim. Bakacağım filmin film hani gerçekten çok güzeldi. Durduk yere hani şeyi senle konuşmuyorum demesi falan. Bir de o parmak kesmeleri falan hani böyle inandırıcılık sınırlarını aşmadan sürükleyebilmesi o etkiledi. Bu bir de arada bir güzel filmler çıkıyor. Şey izliyorum genellikle bulunca. O eski e, 60'ların 70'lerin filmlerini e, beni hala daha çok etkiliyor. Öyle yani onun dışında e, aslında bayağı kuru ve yavan bir hayatım var yani. Şey ben de çok beğenmiştim Ben She's Off Initiatedmiş filmini. Evet, evet. Evet, evet çok ben güzel. Ben çok özürlüyüm bu konuda. Güzel. Yani yok ben belki doğru bile telaffuz edememişimdir yani. Onların eee yine aynı yönetmenim, Brugge diye de bir filmi vardı belki onu. onun muydu? Aynen aynen. O, onu da çok beğenmiştim. E, zaten şeyi korumuş, doğru. ana kastı koymuş zaten. Colin eee o adam doğru aynen, doğru. bilmiyordum onu. Çok adam çok iyi o, yani. Bu da çok gibi. iyi filmdi. Evet, evet. evet. İşte böyle şey yönetmenler var. Şu eee Kandaş'ın jüri başkanı olan Ruben bilmem ne diye hı bir hı. adam. Onun filmlerini beğeniyorum. E, yani bir belli bir şeydi ama ya bir de eee bu dönem e, ilginç bir dönem yani e, nasıl anlatayım e, bazı şeyleri de beğenmeye mecbur olduğumuz e, bir dönem e, o nedenle hani biraz da acaba diyorum hani çok mu beğeniyorum şey e, beğenmiyorum da kendimi mi e, ikna ediyorum fakat bu arada Roma e, bambaşka uzun zamandır şunu düşünüyorum. Hala fikrim değişmiş değil. Büyük ihtimalle sinema tarihinin en iyi filmi. Ha, o kadar ben En iyi filmlerinden biri demiyorum. Büyük ihtimalle. Yani böyle Tarkovski'leri düşünüyorum. Şeyleri düşünüyorum. Bir de o yani Alfonso, Alfonso Kavuro. Onun o Gravity filmini ben çok beğenmiştim ama o herifin öyle bir film yapabileceğini hiç düşünmüyordum. Demek ki dinler, evet. paranın kimde olduğu belli aşağı yukarı ama imanın kimde olduğu <gülüyor> <yetenekim>. <gülüyor> hala belli değil yani. Evet. Aa, çok şaşırdım. Evet. Yani bu kadar beğenmenizi şey yaptım ben çok şaşırdım. Bilmiyorum yani. E, mesela sosyal içerikli film beğenen sosyalistler filan o filmi neden e, bu kadar es geçtiler anlamadım yani. Mesela emek hakkında iyi namuslu. Ve vicdanlı insanların yaşamın nasıl bel kemiği olduğu, bu duvarın en sağlam tuğlası olduğunu çok iyi o şey, hizmetçi kızın üzerinden hmm. inanılmaz anlatıyordu. Ve bütün hayatı dünyayı onun etrafından şekillendiriyor. Bence inanılmaz bir filmdi. Yani bir daha izleme, iki kere izledim. Bir daha izlemek istiyorum çok. Korkuyorum da bir taraftan. Acaba evet. diyorum hani 3. dördüncü sıraya düşer mi? Falker yine birinci sıraya yük çıkar, çıkar mı diye. Ama e, öyle. Ama o kadar e, o kadar beğenmişsiniz o kadar geçti ki benim de bir daha izleme gibi bir şey mi oluştu? Yani Premier Lig'e e girdiniz. E, diğer konular ağır mı geldi böyle olayı ya da yukarıdan e, tavsiye mi geldi? Konuları böyle <laughs> diğer biraz diğer konulardan kalsın. hafiflettin şeyi. <laughs> karanlık, pesimist falan ee, adam evet öyleyim doğru. Yani benim Burak diye bir arkadaşım var bir. Ee, benim bu yanlarımda çok güzel dalga geçiyor öyle. Son yıllarda bu fotoğraf yürüyüşlerinde falan çoğunlukla yanımda o olan arkadaşım da değil. yani kardeşim gibi biri. Bir Bugün e, Güngören'e gittik bununla. Ee, annem hastalanmıştı. Sonra şeyden hastaneden çıktık. O benim de çocukluğumun da değil yani gençliğimin geçtiği mahalle yani orası. Mezarlık var. Onun yanında bir şeyler yerim diye şeye gidiyoruz. Çarşıya. İki tane yok. Ben bunu farkında değilim. şey Nurak sonra anlattı bana. İki tane yol ayrımına gelmişiz. Biri böyle daha normal bir aydınlık bir yol. Birisi de bayağı karanlık bir yol. Ben hiç şeysiz karanlık yola dalmışım. O da tabii beni takip ettiği için o da gelmiş. Sonra dedi abi sen dedi hakikaten dedi denildiği gibisin dedi. Nasıl dedi o dedi karanlık ve riskli yola girdin dedi. Ama tabii işte bunun sebebi bu kadar heyecanlı ve umutlu biri ee, yaşam sevinci olan biri olduğum için. Yani o nedenle Onları niye konuştuk şimdi. Bilmiyorum ama yani bu çekimiz şey programı izleyenler e, karanlık bir görmeyecekler diye düşünüyorum yani. Ayrıca da görsünler mu? yani ne yapayım Ay, yani. Görebilirlerdi ama evet. benim şu ana kadar aldığım tüm enerji o yönde değil yani. Hani öyle olsaydı. Bence şey... de öyle değil ama işte Türkiye böyle kategorik bir ülke ve hani biraz önce toplumsal olarak çok zayıfladığımızdan bahsettim. Yani kötü olana Zor olana. Yani şimdi bir de şöyle okuyalım bunu. Askere gidiyor eleman. Dönüyor diyorlar ki nasıl çok rahattım diyor. Şeyde diyor ordu evinde diyor, şeydim diyor. Hatta böyle çok şimdi güzel bir şey aklıma geldi. Bir çocuk. Bir çocuğu okula göndermişler. Anası babası köyde yaşayan bir çocuğu. Çocuk gitmiş işte yatılı okul. İlk dönem sonra gelmiş. Herkes toplanmış. İlk defa bir çocuk o köyden şeye gidiyor. E, yatılı okula şehre gidiyor. İşte nasıl da oğlum okul falan. Çok rahat dedi, demiş çocuk. Sobanın yanında oturuyorum demiş. Yani şimdi böyle bir toplum bu. Yani iyi olan her şeye kebap diyen bir toplum bu. E tabi şimdi birisi çıkıyor. E, annesini e, sevemeyen, annesinin ölümüne üzülemeyen ya da e, kimsenin benimseyemeyeceği utanç verici durumlara kendini düşürdüğü için zevk alan bir adamın filmini yapıyor. E, bir de bu filmler üstüne e, az ışıklı karanlık olunca e, adımı böyle çıkarıyorlar. E, şimdi e, e tamam o zaman kim bakacak bu şey işlere kim bakacak bu insanları kim anlayacak bunu bir gücü olan, e, dirayeti olan, yaşama sevinci olan insanlar anlıyor. Kendinden kurtulmaya çalışan, kendini bir kenara bırakabilen insanlar şey. ancak bencilliler, e, çıkarcılar e, sürekli rahat ve iyi olanla ilgili. Hani yani toplumumu bu şekilde suçlamak için değil, toplumunu saflığından yapıyor. Ama pek çok insanda rahat düşkünü olduğu için kolaya kaçıyor. Ee, dolayısıyla bütün ihale bana kalıyor. <laughs> yani ne derlerse desinler, neyle yaftalarlarsa yapsa yaftalasınlar. Yaptığınız inanılmaz işler çok sayıda insana da geçiyor. Ee, ne kadar çok sayıda kuşkuluyum ama e, evet yani nasıl birileri var. Aa, ne, birileri ne var. Ne nasıl ölçeceğiz? Evet, Siz hani bence de yani, ben... Korsan'ı da, korsandan da izlendiğinizi biliyorsunuz, biliyoruz. Hani elimizde bununla ilgili net rakamlar, net veriler de yok. Şimdi dijitalde de. yok yo, bence yani, hani evet. eskiden zordu ama giderek şey esassa hani e, bu insanların bu filmleri e, izlemesi e, ve bu filmlerde anlatılan hayat duygusuna dair e, bir duygu edinmeleri esassa ve e, bence hiçbir sorun yok yani gidiyor. işte e, rastlıyorum bazen e, çocuk bilgisayarda indirmiş bir yerden ya da bir siteden izliyor izlesin yani ne kadar ya bir de bu kadar konuştuk. Birbirinden farklı konulara da girdik. İki saate yakındır sohbet ediyoruz. Nicelik meselesi bende yok oldu gitti yani. Nicelik niceliğin önem önemi de yok oldu gitti yani. Karşımda siz olduğunuz için söylemiyorum. Gerçekten sohbet ne öyle bir noktaya geldi ki yani şu anda niceliği o kadar düşün yani bir şeyin e, bırakalım nicelik nitelik meselesini Ben bir insanı e, benimsemeye çalışırken bir insanı tanımaya çalışırken bu kim olursa olsun ister arkadaşım ister sevgilim ister başka biri böyle şunu ilk baktığım şey şudur yani bu insanın özü ve ateşi yani nasıl bir öz taşıyor nasıl bir ateşi var bu insanın yani bu olmazsa Ondan sonraki onlar Yani e, bir insanı nitelik olarak ayıran şeyler bunlardır zaten. Bir yaşam duygusunun olması. Yani mesela şöyle derler. Ya herif hiçbir şeye benzemiyor. Hatta hani itin teki, Hatta böyle çok şey bir adam ama böyle garip bir e, şeytan tüyü var. Yani garip bir çekiciliği var. İşte bu bahsettiğim şey yüzünden oluyor. Bu artık yani düzen, gidişat, insanlığın o hani yönlendirilen şeyi de e bu şeyler biçim, şekilsel olan o kadar çok ön plana çıktı ki böyle ortalıkta makyajlar, süsler, şunlar bunlar ve arkası arkası bomboş. Yani bunu böyle şey eleştirisiyle de söylemiyorum gerçekten yani zaten herkesin şikayet ettiği bu mu? Aslında herkes ötekinden şikayet ederken kendisinden şikayet ediyor. Eğer yani bir toplum herkes birbirinden aynı şeyi şikayet ediyorsa yok ilişkiler gerçek değil. Her şeyin altı boş. E tamam işte sen de onun bir parçasısın. Bunun sebebi az önce söylemeye çalıştığın şey. Yani niceliğin şekilsel olanın talihi olanın eee biçimsel olanın bu kadar ön plana çıkması. Niye? Çünkü diğeri zor. Diğeri zor. Yani e, bu konuyla ilgili yine şey aklıma geldi. Çünkü e, özgürlük duygusu mesela özgürlük duygusu dünyanın en ağır duygudur. İnsanlar özgürlüğü hep keyfiyetle karıştırdığı için, özgürlüğü keyfiyet zannettikleri için oysa özgürlük sorumluluktur Ama bu bize bir şey bağışlanmış. Değil mi yani bize bir güç bağışlanmış, bir şey bağışlanmış. Buna sahip çıkmak. Bu, buna ben özetle şahsiyet diyorum mesela. İşte o senin e, nitelik dediğin şeyden bahsediyorum. Öz ve ateş diyorum. Buna sahip çıkmak, bunu var etmek, bunu geliştirmek, bunu herkese karşı savunabilmek ve koruyabilmek gerçekten çok zor. Çok zahmetli. Çünkü karşılığında e, çok rahat bir Alternatif var. Ye, hiç umursama. Sarhoş ol. Uyuştur kendini. Ee, bu yüzden bunun ağırlığı yüzünden bunun zor olması yüzünden insanlar bu sahip oldukları özün, ateşin, özgürlüğün vekaletini bir an önce devredip bundan kurtulmak istiyorlar. O diyor ki ben bir gerçekten bir işçiyle bir Alman işçi hatırlıyorum. Diyor ki umurumda değil diyor. Akşama kadar diyor it gibi çalışıyorum diyor. Eve geleyim diyor Biram içeyim diyor. Dizimi seyredeyim uyuyayım diyor. Adam yani bir şey yani durumunu, hayatının anlamını onu, onları zaten geçtim de. Asla düşünür Haklı da. Çok ağır bu. Ya benim, ben mesela uykusuzluktan kafayı yemek üzereyim yani. Neden? Düşünmek. Bu hayır düşünmek ama düşünmenin arkasındaki sebep ne? Bu özgürlüğüme sahip çıkıyorum. Bana bahşedilene yani konu biraz oradan çıktı. Bana bahşedilene yani bu muhakeme gücüme aklıma içimde olup bitenlere sahip çıkmaya çalışıyorum. Yani inanın bu düşünceleri şey döksem atıyorum işte senaryolara döksem bir yerlerde danışmanlığa döksem bir şeyler yapsam inanılmaz böyle rahat bir hayat kurabilirim hayatından şikayet etmiyorum bu arada yani Hı. çok şanslı olduğumu bu konularda da ve e, şükrettiğimi de söylüyorum ama diğeri diğeri yani o yüzden e, böyle olması çok normal e, çünkü nitelikli olan çünkü özü olan ateşi olan insanı e, rahatsız ediyor İnsanı sorumlu kılıyor. Ona cevap vermek ihtiyacı da hissede, hissediyorsun. Yani mesela bu yüzden hani kimse alınmasın. Alınanlar da hani çok şey yapmasın ama böyle eski köy imamlarına benzedim ben bu yüzden. Böyle kimse mesela benim çok yakınımda olmak istemez. Bakmayın bu kadar çok insanın sevdiğini ettiğini. Niye? Çünkü tok diye bir laf ediyorum. Bu benim için son derece normal bir şey. Adam hani bundan e, rahatsız oluyor. Niye? Çünkü o gündelik ritüelin, gündelik alışkanlıkların, o bizi rahat ettiren şeylerin dışında bir şey. Diyor ki ya bu cins diyor. Ben hani böyle insanlar zaten hep batar. O yüzden bu çok zahmetli bir şey o dediğin ve çok büyük de bir konu, büyük de bir mesele. Hani programının e, ismi, ismi gibi. E, öyle şeyler insanları rahatsız eder. E, i̇nsanlar böyle Basitlikten hoşlanır. Kendini huzursuz edecek şeylere. Oysa şeylere ilgi göstermek istemez. Oysa tersi zordur. İki saati arkadaşlar söylüyorlar. iki saatimizi doldurduk gibi. Evet. Yorulmadan zaten. Işimizde. Konuşmadığınız konularda kaldı. Ben bu taraftarlık meselesini bir sormak istedim açıkçası. Azıcık hmm. bir rica edeyim. Bu konuya çok bir girelim. Sizin bu taraf... Ciyersek çıkabilir miyiz bilmiyorum Aa, yani. Gene yani bir de böyle konuyu Beşiktaş'a getirirsek peki o zaman <laughs> bu bende kalsın. çimde kalsın bu konu. Tamam sana sonra e, çay içerken eee anlatırsınız. Anlatırım. Evet. Ama yani çok yani kısa ve şey bir şey olacaksa istersen hani e, yok Kasperim. zaten ben bunu böyle e, sizin bu Beşiktaş'la e, Çarşı grubuyla tarafsız olan ilişkinizi çok kısa ve basit ya da romantik bir takım sevgisi ya da bir taraftarlık olarak e, görmedim bakınca, araştırınca yani verdiğiniz demeçleri okuyunca. Bu farklı bir şey. E, şunu demeye çalışıyorum yani futbolun günümüzde e, taraftarlığın değil de seyirciliğin ön plana çıkartılmaya çalışıldı futbolun tamamen şova yöneltilmeye çalışıldı alıcısının tamamen tüketime yöneltilmeye çalışıldı bir yapı içerisinde sizin bu da bakışınız e, bambaşka bir yerde tam karşısında duruyor. Ben böyle anladım. Bunu soracaktım aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Bak çok kısa ve net bir. E, Valla bu konuya girersek sabaha kadar konuşabiliriz ama çoğu da boş konuşma Neden? olma ihtimali de var. Benimki son derece kişisel. Valla ben de bilmiyorum. Fakat futbol eee Beşiktaş, ama futbol oyununun bir parçası olarak Beşiktaş, böyle ligden falan da bahsetmiyorum, beni temizliyor. Yani beni hayatta tutuyor. Yani valla bu, bu, bu o kadar hamasileştirilmiş, o kadar bu taraftarlık meselesi, böyle şey hale getirilmiş bir konu ki, yani çoğu zaman artık konuşmakta, anlatmakta istemiyorum. Hı hı. Ama özetle söyleyeyim. Valla bunlar olmasa ben böyle yani her zamanı işte bir de 60 yaşını ve yani her şeyi düşünür her şeyi tartışabilirdim ama bu konu beni hem içimi temizliyor yani mesela hafta sonlarını heyecanla bekliyorum ancak bunu yapabilecek çok başka şey yok bu kadar masum bir ilişki kurduğum başka bir şey de yok. O yüzden benimki biraz daha böyle yani özel bir şey. Herkesinki özeldir. Daha çocuksu bir şey. Hatta ergence. Zaten bu yüzden bana böyle çok e, bu yaşımda olmama rağmen böyle ergen falan der bazı tipler. Ukala şeyler. E, elitler. E, özeti dediğim gibi bu duygu, bu durum beni temiz temizliyor. E, Beşiktaş maçını izlemeye oturduğum zaman, Vallahi her şey duruyor. Mesela bak, bunu bir de şöyle ifade edeyim. Ben Beşiktaş maçını izlerken çekirdek yemem. Yemek yemem. E, alkol zaten normalde de almam ama yani içmem. E, asla içmem. Hatta kimseyle izlemek bile istemem. Öyle şey. E, Ayin gibi. İzlerim. izlerim. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Hiçbir şeye o kadar sinirlenmiyorum artık. Yani takım kötü olduğunda, şey olduğunda. Hiçbir şeye bu kadar mutlu olmuyorum. Yani dünyanın en güzel şeyi e, Beşiktaş'ın e, attığı goldür. Rakip karedeki goldür. Dünyanın en acı şeyi, en kötü şeyi de Beşiktaş'ın kalesine giren goldür. Bir şey, sonra dinliyorum kendimi. Ulan diyorum, bu nasıl bir şey? Ama bu işte hayat budur işte. Yani insanı hayatta tutan, ertesi sabahı ee, nasıl anlatayım? Ertesi sabahı uyanma arzusu sağlayan. Öyledir bizim çocuklar işte o maç günü başlık açarlar falan. Beşiktaş'ın maçı vardı ya. O kadar iyi gelir ki bana o. Yani hayattasın. Bir maçı daha izleyebiliyorsun falan. Yani şimdi bunların şeyi ee, popüler ve karşılığı olan işler olduğu için bunlar çok konuşuluyor. Çok abartılıyor, çok şey oluyor. Benimki böyle daha içe dönük bir şey. Ha öbürü de konuşurum, zabağa kadar konuşurum. <laughs> Ama bu iştenlikle, bu e, masumlukla, bu saflıkla olmaz. Orada hani e, doğru yanlış işte yani bu konulara kafa patlatmış bir adamın şeyiyle. O konularda beni dinleyeceğine mesela Mehmet Demirkol'u filan e, dinle. Ha öyle. Yapalım. Ali Ece'yi dinle. Erdal Hoşu dinle. Yani inanılmaz böyle mantıklı güzel şekilde anlatıyorlar. Zaten. Ben cevabımı aldım zaten. Siz benimki daha farklı bir şey diyorsunuz zaten bir anlamda. Farklı şöyle yani. Benim özelimde farklı bir şey. Yoksa ne manyaklar tanıyorum ya. <laughs> ya. Bir adam bir kere tesadüfen işte kardeşi divanın altında olduğu için Beşiktaş yendi diye yıllarca kardeşini her maç bulup divanın altına sokup. Totem mi? <laughs> evet yani böyle manyaklar var yani. Allah'tan benim öyle manyaklıklarım yok. Bu böyle bir şey. Herkesin kendi ne özel şeyleri var. benimki burası bu yani. ya kapatmadan aklımda da bir şey daha kaldı. Siz programı açarken 25 kilometre yürüdüm. bambaşka şehirler gezdim. Bir sürü fotoğraf çektim dediniz. Ya, o fotoğrafları sizi takip edenler, merak edenler görebilecek mi? Onlarla ilgili bir şeyiniz, tasarrufunuz olacak mı? Onu da sorayım kapatmadan. E, Valla evet yani. Şimdi o fotoğrafları işte bu yürüyüşler sırasında inanılmaz inan, inan, gezmeye başladım bir dönem. Bu sigaranın şeyiyle. Sonra dedim ben bu gezdiğim inanılmaz şeylere tanık oluyorum. E, aklıma Fotoğraf çekmek geldi. Zaten kızımı, benim hiç e, çocukluğumdan fotoğrafım yoktur. O yüzden kızımı çekiyordum zaten. O yüzden kızım böyle nefret eder. E, bu, bu yüzden. E, çekmeye başladım. Sonra bunlar zaman için 10 yıldan bahsediyorum yalnız. Öyle yani 10-11 yıl. Tahminimce 300-500 bin kare. Ve şu anda hani işte uğraştığım, editlediğim, renklerini baktığım e, kimisi anılarımın bir parçası gibi. Nedense tutuyorum onları şeyi. E, 20 bin kareye yakın fotoğraf oldu ve bana 20 bin kare. inanılmaz e, böyle geç, geçmişe dönük olarak dönüp baktığım zaman çok e, şu anda bana en acı veren şeylerden biri. Yani zaman duygusunu yani varken olmayanı varken yok olanı. E, nin, o tanımlanamaz şeyinin en büyük ifadesi bu. Fotoğraf. Yani fotoğrafın bambaşka bir gücü varmış gerçekten. Şimdi e, bunların içinden böyle zamanla, şimdi oralarla e, sıkmayayım e, sizi. E, hızla e, bu şeye dönüştü ve galiba e, hatta böyle bir, bir ay içinde falan böyle iki senelik bir uğraşın, iki senelik bir proje sonuçlanmaya doğru ama o kadar çok böyle ertelendi ve şey oldu ki hala tam emin olmadığım için şimdi Bir zaman diyorum. ve yer belirtmeyecek misiniz ee, şu an? Yani çok ama bayağı böyle büyük ve görkemli bir sergi e, olmak üzere e, şeyde işte bu müze gazhanede olursa aha, olacak. Aha bayağı uğraşılıyor ediliyor falan ama bakalım hani kesin değil yani kesin gibi ama daha son bir şey ne derler bugüne kadarki tecrübeler yüzünden yüz diyemiyorum müze Gahanneede Zeki Demir fotoğrafları sergilenecek ama bu böyle bir bilgi var elimizde bunu söyleyebiliriz yani büyük ihtimalle diyelim hı hı. meraklı bekliyoruz Çok teşekkür ederim ben ben de teşekkür ederim. Ne diyeyim? Ya, hayatın böyle bir ironisi var. E, konuşmasını istemediğiniz insanlar sürekli konuşurken e, konuşmasını istediğiniz insanlar e, pek konuşmuyorlar. Nasıl konuşmuyorum ya? İki saattir hiç ama susmadım bir yani. bir senenin sonunda tamam, gelip olsun. Yani, teşekkür ederim. Yani ben çok mutluyum, ben çok razı oldum ama demek istediğim şeyi anlamıştır izleyiciler. Zeki Bey gelerek bize e, bu ironiyi bu döngüyü e, kırma konusunda yardımcı oldu. kendisine çok teşekkür ediyorum Zeki Demir Kubuzu ağırladık e, başka bir programda başka bir konukla yine meselelerde görüşmek üzere